İyi akşamlar değerli Tek Tek Bilim'de. Yine beraberiz bu akşam. Hakiki pür böyle tam göbeğinden bilim konuşacağız. Çünkü karşımda çok değerli bir bilim adamı var. Biliyorsunuz Türkiye'nin hani hep söylüyorum böyle biz memlekette abuk sabuk siyasi konular, saçma sapan dedikodular, magazinel gündemlere her ne kadar yoğunlaşmış olsak da bizim çok önemli işler yapan, çok değerli işler yapan vatandaşlarımız da mevcut. Bunlar bunu bazen Türkiye'de yapıyorlar, bazen Türkiye'de başlıkları işi yurt dışında daha iyi olanaklar buldukları için belki bilim adına sürdürüyorlar ama sonuçta onlar bizden insanlar, bizim bilim adamlarımız ve bunların bazıları Oscar diyordum, Nobel alıyor, bazıları Nobel adayı oluyor. Bugün de yine öyle bir bilim adamı var karşımızda. Benim çok sevgili bir dostum aynı zamanda ve hani almasa bile almış kadar oldu diyebileceğimiz önemli çalışmalara imza atan Profesör Doktor Gökhan Hotamıştıgil. Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Direktörü ve Harvard Üniversitesi James Simmons Genetik ve Metabolizma Bölümü Profesörü. Gökhan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Abi seni yakalamak ne kadar zor. Evet, biraz gezgin oldum bugünlerde. Doğru. Sürekli her geldiğinde hadi Gökhan diyoruz, bir türlü bir yere gelemiyoruz. Bu sefer Adana'ya gelmiştin bir konferans için ve bizi kırmadın. Sağ ol. Hemen buradan çıkıp zaten galiba gidiyorsun değil mi? Evet. Çok mu çalışıyorsunuz? Çok çalışıyoruz. Evet. Mecbur musunuz? Yo, mecburiyetten değil. O çalışma çok zevkli, eğlenceli bir şey olarak görüyorum artık. Belki de yaşamımın şimdi olgunluk dönemi geldi mesleki hayatın. Değil mi? O sıkıntılı, azaplı bir meşgale olarak görmüyorum. Yani. Çok büyük şekilde çalışıyorum. Seninle sohbet ederken gördüğüm şu. Olgunluk dönemi gelmiş ama bıkkınlık dönemi gelmemiş. Yok. Anlatırken hala çocuk gibi muazzam, sanki dün başlamış bu işe gibi muazzam bir heyecan atıyorsun. Galiba bu heyecan olmadan bilim olmuyor. Doğru, evet. Yani bilimin ben genelde işte iki tane olmazsa olmazı diyorum. Bir tanesi merak. Merak. İkincisi de bu heyecan. Yani o bilimsel uğraşın kendisi, yani sonuçları değil ama kendisi zevk veriyorsa... Varılacak yer değil, yolculuğu kendisi zevkli. O zaman zaten hem bilim anlamlı bir meşgale haline geliyor, hem de çok ilginç, bulunan şeyler çok daha ilginç, çok daha önemli hale geliyor. Yani sonuçtan uzaklaşıp yolculuğa odaklanınca çok daha dikkatle dinlemek, deneylerden daha çok şey öğrenmek, daha objektif olmak, kendi ön yargılarından kurtulmak, yani bilim de ön yargılısı olan bir kurum, onlardan kurtulmak çok daha güzel başarılara yol açıyor. Var tabii. Bilimde çok dogmalar var biliyorsunuz. Yani bazen büyük keşifler o dogmaları yerleştiriyor ve onlardan çıkmak çok zor oluyor. Ama o da başka bir büyük keşif oluyor bu sefer de. Evet. O zaman onu yıktığın anda da, o dogmayı yıktığın anda sen de başka büyük bir şey yapmış oluyorsun. Evet. Önce şunu bir, bizi çok gençler izliyor, bilime meraklı gençler izliyor, çok onu biliyoruz. Kendi hikaye, bireysel hikaye, çok özetle bir anlatsana. Yani nasıl bilim adamı oldun? Çünkü bir sürü insan tıp fakültesinde, bir sürü insan mühendislik fakültesinde ama bunlar bilim adamı olmuyorlar. Yani iyi birer doktor olmak başka bir şey, iyi bir mühendis olmak başka bir şey ama bilim adamı olmak bambaşka bir şey. Senin yolculuğun nasıl gelişti? Evet, benim yolculuğum aslında Anadolu'nun işte küçük ilçelerinde başladı. Ben Pazar'da doğdum, Rize'nin Pazar ilçesinde. Sonra ilkokula Vakfı Kebir'de başladım, Trabzon'un. Babam da doktordu. O yüzden o Anadolu'da çok dolaşırdı. İşte oradan ikinci, üçüncü sınıfa Turgutlu'da gittim, Manisa'nın. Dördüncü, beşinci sınıfa da Gediz'de, Kütahya'nın. Yani ilkokulu böyle üç değişik yerde okumuştum. Tabii seni travmaya dayak tane getiriyor. Sürekli değişim. Evet. Yani birinci etken aslında babam. Onun böyle çok eski zaman muayenehanesi vardı. Zaten tek doktordu. Hastane işte tepki, kapıdan laboratuvar. Girince hastalığını teyit edenler de değil mi? İşte kendi testlerini yapardı. O eski kitaplarda olduğu gibi falan. Onlar bana çok eğlenceli gelirdi yani onlarla oynamak. Ta o zamandan beri çok kafama takılmış bir şey. Sonra işte büyük bir şans oldu. Ben yani Gediz'deki ilkokuldan, oradaki hocalarımın da çok katkısı var ve hep minnetle anarım. Ankara Anadolu Lisesi'nin sınavlarını kazanıp oraya geldim. Yani hayatımdaki ilk büyük değişikliği yapan şey o. Ondan sonra bizim zamanımızda zaten bizim annemiz babamız da sırf matematiğe ve fene önem verildi. Aslında çok doğru bir yaklaşım değil. Biz de öyle yetiştik.
Dolayısıyla Anadolu Lisesi'nden ya işte çoğumuz tıp fakültesine veya mühendislik fakültelerine gittik. Tıp fakültesini ben çok severek okudum ve o zaman aslında yani lisede falan eğitimle aram benim çok iyi değildi. yani bazı şeyler çok sıkıntı veriyordu. Spor yapmayı seviyordum, başka uğraşları seviyordum. İlk yani yaptığın işi sevme, zevk alma, heyecan duyma bana tıp fakültesinin orta yıllarında geldi. Ben doğru işi seçmişim. Orada biliyordum doğru şeyi seçtiğimi. Evet, çok da seviyorum. Hala da çok severim yani şeyi. Artık hekimlik yapma şeyim kalmadı ama. İşte daha sonra mecbur hizmetler, ihtisas dönemleri falan geldikten sonra eşim aslında bir bursla Amerika'ya gitme hakkı kazanmış. O da hekim. O da hekim. Ve o zaman doğuştan olan metabolizma hastalıklarıyla ilgileniyordu. Onun sayesinde oldu. Benim öyle bir planım yoktu yani Amerika'ya gidelim diye. İşte Amerika'ya gittik. Amerika'ya gidince de ilk niyetim nöroloji, yani klinik olarak nöroloji, bilimsel olarak da nörobiyoloji çalışmaktı. Fakat bunların ikisi de uymadı bana. Yani nöroloji çok o zaman beni çok coşkulandırmadı. Klinik olarak yapacak şey fazla değildi yani. Çok karmaşık, heyecanlı bir alan olmasına rağmen. Nörobilimde de genetik tarafına kaymıştım. Çok tekrarlayıcı falan geldi. Uymadı yani bana. Yeni bir şeyler almadım. Şey. Evet. Fakat orada bir çok kıymetli bir profesörle tanıştım. Zandra Breckfield diye. O da Harvard Üniversitesi'nde. Ben böyle ararken o bana dedi ki ya Gökhan senin bilimle uğraşman lazım. Ben öyle düşünüyorum yani dedi. O zamana kadar da bilimsel temelimiz zayıftı tabii. İşte nasıl yapacağız hocam falan. Yani sen dedi istersen biraz daha kendini eğit. Bir değişiklik yap, dene bakalım nasıl olacak falan. İyi dedik. Yani sonra coaching yaptı böyle, bir mentorluk evet. Yaptı bir anlamda. Yani o bir şey gördü ya da beni teşvik etti o şekilde. İşte o zaman ben de yapacak bir şeyler arıyordum. İlk zaten yağ hücrelerine o zaman bulaştım. O da klinikte gördüğüm bir hasta yüzünden oldu. Bu hastanın tümörleri vardı ve tümör çok büyük tümörler, bacaklarında, ellerinde, parmaklarında gelişen. Bazıları futbol topu kadar büyüklüğe ulaşabiliyor. Fakat içerisinde habis hücreler yok. Normal yağ dokusu var. Çok büyümüş yağ hücreleri var. Çok ilgimi çekiyordu. Bunları cerrahi olarak kesip çıkarınca yeniden doğuyorlardı. O zaman aklıma bir fikir gelmişti. Yani ilk fikrim diyebilirim. Acaba bunları insandan çıkarıp laboratuvar ortamında ölümsüz bir hücre dizisi haline getirebilir miyiz? Yağ hücresi dizisi. O zaman böyle bir şey yoktu. Ve çok ilginç, hala da yok. Yani insan yağ hücre dizisi henüz başarılı bir şekilde geliştirilmiş değil. O zaman da işte bir yağ hücresiyle çalışan bir... Yani yağ hücresini insan dışı ortamda yaşatamıyorsunuz. Yaşatıyorsunuz fakat ölümsüzleşmiyor. Çok ilginç bir şey. Farelerden aldıklarınız ölümsüzleşiyor. Allah Allah. İnsandan aldığınız henüz başarılamamış bir şey. Yani bazı ön çalışmalar var fakat fare kadar başarılı değil. Neyse o zaman da işte bu konuda çalışan çok az insan vardı. Onlardan biriyle tanıştım. Sonra da formal bir bilimsel eğitimden geçmeye karar verdim. Yani yaşımın biraz ilerlemiş olmasına rağmen. Demek ki bir zaman geç değil. Geç değil. Evet. O şekilde başladı. Ve hakikaten başlangıcı... Yaşım ilerlemiş olmasına rağmen şu anda kaç? 56, 57 evet, mi oldu? 56. 56 oldu. Yani şu ya anda o fark sonradan kapanıyor. Ve işte biraz da yani birincisi merak. Hakikaten bu yağ hücresi çok ilginç bir hücre. Yani normal, içinde hiçbir şey olmayan bir deri hücresi gibi başlıyor hayatına ve 100 mikron çapa kadar, hatta 150 mikron çapa kadar ulaşan bir daire haline geliyor ve içi yağlarla doluyor. İşte bir hafta 15 günlük bir süreç içerisinde. Ya o dönüşüm beni çok etkiliyordu. Yani nasıl bir program harekete geçiyordu bu hücre bu hale geliyor diye. Öyle bir şeyle başlamıştı. Oradan da vereceğim mesaj yani ilk fikrim demiştim ya tabii ilk fikrim daha sonraki birçok fikrim gibi yanlış çıktı, olmadı yani. Olmadı. O da çalışmadı. İşte o hücreleriyle bir aylarca uğraştıktan sonra ama o beni işte yağ hücresi ve metabolizma ile ilgili dünya ile tanıştırdı ve o dünyada çok büyük boşluklar vardı yani bundan 30 sene öncesinden bahsediyorum. Hakikaten şişmanlıkla beraber birçok hastalığın geldiği biliniyordu ama özellikle şeker ve kalp hastalığı, diğer hastalıklar o kadar iyi bilinmiyordu. Fakat bunlarla ilgili
bir mekanizma, doğru düzgün bir mekanizma açıklanmamıştı. O da beni çok heyecanlandırdı. Yani burada çok yapacak iş var. Deney sistemleri çok heyecanlı. Anlaşılmamış çok soru var. Buradan ilerlemekte yarar var diye düşündüm. Üçüncü şey de şans. Yani her şey de insanın böyle çok üst yeteneklerinden falan, zekasından gelmiyor. Ben aslında öyle bir şeye pek inanmıyorum. Yani çoğumuzun aşağı yukarı benzer ham maddeye sahip. Doğru zamanda doğru kapıdan geçmekle ilgili bir şey var yani, şans dediğimiz. Yani öyle büyük bir şans, çok şanslı bir insanım ben yani. Hem karşılaştığım, inşallah, karşılaştığım insanlar açısından hem de kendi mesleki yaşamımda doğru zamanda doğru yerde olma şansım olduğu için. Ve ilk yaptığım çalışmaların çok şanslı kapılar açmasından kaynaklanan bir ivme, heyecan doğdu. O şekilde de benim bilimsel hayatım başladı ve devam etti. Buna bir itirazım var benim. Şu yani elbette şans diye bir şey çok önemli ama o şans siz bir yerde dururken kapıyı çalmıyor. Sizin de yürümeniz lazım. Yani siz o çalışmayı olsanız o şans size gelmez. O çalışma bir anlamda şansın doğmasına sebep oluyor. Yoksa hani ben oturayım şans, ben şanssızım diye bekleyince şans gelmiyor yani kimseye diye gördüm hep. Doğru doğru. Yani bunu bana çok soruyorlar. Mesela yaratıcılık nereden gelir işte? Çalışmaktan gelir. Evet, ben öyle düşünüyorum. Çalışmaktan gelir. Yani böyle özel bir kaynak yok. Yok. Veya gizemli bir yer, işte 8. boyut falan gibi bir şey yok. Yaratıcılık %99'u çalışmakta der. %1'i ilhamsa %99'u çalışmakta derler. Peki Gökhan, şimdi sen şu anda çok önemli buluşlar yapıyorsun. Bunu da ben söylemiyorum. Yaptığım pek çok şey makale olarak dünyanın en önemli bilimsel dergilerinde yayınlanıyor ve çok sayıda atıf alıyor. Ancak yine de ben çok anlamıyorum. Sen ne yapıyorsun abi? Yani şu anda yaptığın ne? Gösterirken ki, anlatırken ki heyecanını her zaman paylaşıyorum seninle ama bu neye yarayacak senin yaptığın? Ne yapma? Neyi bulmaya çalışıyorsun? Yani şöyle genel bir... Abi ders anlatır gibi anlatmana ya. Karşında salak bir talebe var ve anlat onu. Peki tamam, o zaman şeyleri de koyalım. İstediğini koyalım. Bilgileri sayın. De koyalım. Mesela bu dünyadaki tabloya bir bakarak yani başlayabiliriz. Üçüncü, yani benim yaptığım iş aslında özeti burada. Bu tabloda var. Başlığı da metabolizmanın gizemli yollarında geçen çeyrek asır. Hakikaten benim laboratuvarımı, yani kendi laboratuvarımı kurmamın 25. senesi olacak önümüzdeki sene. Çeyrek asır. Çeyrek asır geçti. Çeyrek asırda işte aşağı yukarı iki tane birbiriyle bağlantılı soruya cevap aramakla geçti. O aradığımız soru da şu anda dünyayı çok ağır bir şekilde etkileyen bir hastalık salgını. Eğer 3 numaralı şeyi gösterirseniz, 3 numaraya geçersek, bütün dünyaya, yani hiçbir sınır, ekonomik kuşak gözetmeksizin her tarafa yayılan bir hastalık grubu var. O da metabolik hastalıklar grubu. Bu konuşmamızın başında söyledik. Genellikle şişmanlık ve diyabet özelinde incelenen bir şeydi. Fakat şimdi anlıyoruz ki bu aslında daha büyük bir küme. Mesela içerisinde nörodejeneratif hastalıklar da var, astım da var, solunum bozuklukları da var, karaciğer yağlanması da var, diyabet de var, kanser de var. Kanser bir metabolik hastalık mıdır? Evet. Pek çok hastalık grubu var. Yani aslında yaşlanmayla ortaya çıkan bütün hastalıkların hızlandırılmış bir şekilde ortaya çıkışı gibi. Ve yani burada iki tane büyük sıkıntı var. Bir tanesi bunların niye kümelendiğini, niye bu şekilde oluştuğunu doğru düzgün bilmiyoruz. Doğru düzgün anlamadığımız bir şeye de doğru düzgün ve etkili bir çözüm üretemiyoruz. Zaten tabloya bakarsak, örneğin bir sonraki şeye geçersek, görseli, burada sadece diyabet örneğini verdim. Yani şu anda aslında benim bu görseli hazırlarken ki istatistik, dünyadaki her 11 kişiden bir tanesinde diyabet olduğu. Bu diyabet oranları mı şu anda? Diyabet oranları. Bu aslında bu şimdiden değişti, 10'a 1 oldu. Yani her 10 kişiden birinde diyabet var. İnanılmaz bir rakam. Bu tip 1 diyabet, tip 2 diyabet. Ve diğer geri kalan 9 kişiden 1 veya 2 tanesinde de büyük diyabet riski var. Dolayısıyla yani bu yakında 9'da bile düşecek. Evet. Veya hatta daha hızlı bile artış görülebilir.
Burada görülen yani ikinci büyük sıkıntı, yani biz senelerdir, yani insülin mesela keşfedileli 100 seneden fazla oldu. Bu kadar büyük çalışmalar ve birçok tedavi yöntemleri olmasına rağmen, koruyucu öneriler verilmesine rağmen katlanarak artıyor. Dünyanın hiçbir yerinde gidişatı azaltamıyoruz. 34 senede hemen hemen 2000'sine çıkmış. 2000'sine çıkmış. Yani bu demek ki bize şunu söylüyor. Yani bizim şu ana kadar uyguladığımız yöntemler ve çözümler çok etkili olmayabilir. Yani bu varsayımı değerlendirmemiz lazım. Diyabetin insanlara olan külfetine bakarsak senede 5 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor. Yani bunu, en büyük ölüm sebebi bir tanesi. Evet, tabii kardiyovasküler hastalıklar bir numaralı ölüm sebebi. Yani kardiyovasküler hastalıklar aslında çok ilginç. Yani her sene Türkiye nüfusunun yarısı kadar insanın ölümüne sebep oluyor. Yani tek bir kalp ve damar hastalıkları. Diyabet 5 milyon kişinin... Peki diyabet aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarını da etkileyen bir şey değil mi? Evet. Bir yandan yani işte bu küme dediğim şey o. Örneğin diyabetiniz varsa kalp ve damar hastalıkları riskiniz çok artıyor. Artık. İşte inme riskiniz çok artıyor. Karaciğeriniz yağlanmışsa diyabet riskiniz artıyor. Karaciğer kanseri riskiniz artıyor. Diğer bozuklukların riski artıyor. Yani her biri diğerinin ortaya çıkmasını tetikleyen çok ilginç bir network. Bu da birçok insanın belki farkında olmadığı için, yani 5 milyon insan demek, yani her sene tüberküloz, sıtma, HIV, zatürre, hepatit, diğereden ölenlerin toplamından daha fazla. Yani çok ağır bir yük. Evet. O zaman niye işte, yani bir sebep, bir soru bu şekilde verilebilir. Yani benim görüşümde kökte yatan hastalığa yol açan, kökte yatan sebebi henüz anlamamış olmamız. Yani yaptığımız tedavilerin pek çoğu ortaya çıkan belirtilerle ilgili. Mesela diyabette biz kan şekerini düşürmeye yönelik çoğu tedaviyi tasarlıyoruz. Ama kan şekerini en başta yükselten bozukluğu düzeltmeye henüz çalışmıyoruz veya yapamıyoruz, becerememişiz henüz. Bizim yani hayalimiz yeterince kökte yatan bir mekanizmayı ortaya çıkarabilirsek, belki onu düzelterek veya onu etkileyerek veya onu bir şalter gibi kullanarak... Yani hastalığı ortadan kaldırmak değil, hastalığa neden olan nedeni ortadan kaldırmak. Evet. Yapmak istediğimiz, hayal ettiğimiz şey bu. Onun için de işte çok deşelememiz gerekiyor. Yani altta yatan moleküler mekanizmaları, en derinlerde yatan moleküler mekanizmaları anlamamız gerekiyor. Yani yaptığımız iş bu. Çok basit aslında, yani bir sürü hastalık eğer hepsi aynı anda ortaya çıkıyorsa, yani burada yapılacak bir varsayım, bunların bir ortak kesiştiği bazı moleküler mekanizmalar olması lazım. Yani onları bulursak belki sadece diyabeti değil, diyabetle kalp hastalığını aynı anda, işte karaciğer yağlanmasıyla beyin dejenerasyonunu aynı anda etkileyebilecek yöntemler bulabiliriz. Şimdi rakamlara baktığımız zaman mesela bu ırklara göre değişim gösteriyor mu? Yani bunun altındaki genetik yapı veya evrimsel yapı ne? Buna yaklaşabiliyor musunuz? Altında bir şey olması lazım bunun. Çünkü bakıyorsunuz mesela bazı yerlerde daha fazla. Bu Doğu Akdeniz'de daha yüksek görünüyor. Buna mukabil bazı yerlerde daha düşük. Afrika'nın alt. Bu beslenmeyle mi ilgili, genetikle mi ilgili, evrimle mi ilgili, neyle ilgili bu? Ya bu işte çok faktöre bağlı. Fakat tabii bazı genetik yapılar yani tek başına şudur. Başka bir etken olmadan genetik olarak bu hastalıklara yol açan genlerin sayısı az. Yani bu hastalıkların %10'u ya da 15'ini açıklayabiliyor. Geri kalan %85, %90'ı çok gen ve çok faktörle ortaya çıkıyor. Fakat bazı, mesela örneğin Asya kuşağında, bizim ülkemizin doğusundan başlayıp Japonya'ya kadar uzanan kuşakta daha az stres ve riskle daha yüksek hastalık çıkma oranı var. Allah Allah. Örneğin Çin, Hindistan gibi yerlerde, Amerika, Avrupa gibi yerlerde gözüktüğü kadar ağır şişmanlık falan gözükmüyor. Fakat küçük bir değişiklikte daha büyük risk ortaya çıkıyor ve çok diyabet yükseliyor. Çok ilginç olan, ben kariyerime başladığımda sahranın altında metabolik hastalık yok diye öğretildilerdi bize. Yani hem ihtisasımı yaparken, hem doktoramı yaparken, hem tıp fakültesinde okurken. Bu sene bakarsak sahranın altında... Yani şu Afrika'daki sarı bölge. Evet.
Diyabet %7'ye çıkmış vaziyette. Ama 3.1'den 7.1'e oransı evet. olarak en yüksek artış orada. Evet. Yani oradaki eğri çok hızlı çok gidiyor. O da oradaki genetik altyapının riske müsait olduğunu söylüyor. Fakat genelde çok dramatik değişiklikler yok. Yani riske maruzsanız istatistik olarak farklı olsa bile herkeste hastalıklar çıkıyor. Ama bazı gruplarda daha çok çıkıyor. Peki bir ara vereyim, sonra bunun buraya bununla ilgili ne yaptınız? Bunu değiştirecek faktör ne? Belki onlara geçer miyiz? Neye geçeriz? Ben karışmayayım, sen anlat ya. Hakikaten ne karışıyorum tamam. Ben? Bir reklam arası. Ben sana bir reklam arası vereyim. Evet Gökhan Hocam, nerede arıyorsunuz bu işin dibini? Nereden çıkacak bu melanet? Evet, güzel bir soru. Bizim çalıştığımız alan aslında dünya üzerinde de hepimiz tarafından iyi bilinen bir ilişkinin vücuda yansıması gibi. O da enerjiyle savunma sistemlerinin arasındaki işbirliği diyorum ben ona. Dolayısıyla yani bu işbirliği zaten dünyayı da karıştıran bir işbirliği. Aynen. Çok da gerekli olan da bir güç. Aynı şey vücut için de geçerli. Hem ayakta kalmak ve idame ettirebilmesi için canlılığını her canlının yapması gereken, kuruması gereken, kullanması gereken bir ilişki. Fakat çok da tehlikeli bir ilişki. Bizim de uğraştığımız konu, yani enerji ve savunma ilişkisi, biraz daha bilimsel bir terimle ifade edersek metabolizma ile immün sistem arasındaki ilişki. Bu ilişki bizim zaten ilk çalışmamızdan başlayan, yani 25. senesini kutlayacağımız ilk çalışmamızda başlayan, hala da devam eden bir ilişki. Eğer 5. görsele gidebilirse 5 arkadaşlar. Bunu çalışırken de normalde enerji ve enerji idaresi ve metabolizma yaşamın en önemli olgusu. İlk en primitif, en ilkel reaksiyona bile bakarsanız burada bir enerji idaresi gerekiyor. Yani iki molekülün birbiriyle birleşmesi için bir enerji alışverişi olması gerekiyor. Dolayısıyla yaşamın çok elzem bir şeyi. Tabii hücre haline dönüştükten sonra bu hücrenin korunması gerekiyor. Bunun için de immün sistem, yani savunma sistemi ortaya geliyor. Yani çok köklü sistemler, canlılığın idamesi için çok gerekli olan sistemler. Bunların bu kadar... Bu canlılığın ilk oluştuğu günde başlayan milyar yıllık bir şey aslında. Milyar yıllık bir şey tabii. Bütün yaşam süreci boyunca bakteriden... Hatta ilk moleküler sentezden en karmaşık yapıya kadar hepsinin kullandığı bir şey. O yüzden biz mesela Sabri Ülker Merkezi ile yaptığımız bir sempozyum var. 2 senede bir yapıyoruz. Ona metabolizma ve yaşam diyoruz. Hı hı. Çünkü yaşam eşittir metabolizma diye düşünüyorum ben. Öyle. immün sistemle, yani savunma sistemiyle ilişkisinin bir önemi de ve gerçekleşmesinin bir sebebi de immün cevabın, yani vücudun savunmayla ilgili yavrum. Hücreleri çok enerji tüketen hücreler. Yani bunlar bir işte tümör hücresiyle karşılaştıklarında veya vücudu işgal eden bir bakteriyle, virüsle karşılaştıklarında, zararlı bir yapıyla karşılaştıklarında harekete geçmeleri gerekiyor. Çok sayıda hücrenin harekete geçmesi gerekiyor. Bunun için de muazzam bir enerji aktarımı gerekiyor. Yani bazı kaynaklardan çekilip buralara aktarılması, hı hı. bu iş için kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla bütün canlı çeşitliliği boyunca arada çok güçlü bir ilişki gerçekleşmiş ve bu ilişki çok önemli, gerekli, hayatta kalmak ve sağlıklı olmak için çok gerekli bir şey. Vücudun maruz kaldığı diğer streslerle, mesela metabolik streslerle, yemekten tutun da vücuda atmosferden kaynaklanan bazı streslere kadar, bir strese maruz kaldığında vücut ona bir yanıt veriyor. Eğer bu yanıt başarılı olursa, bir pazarlık gibi,
biyolojik altyapımız yeterli güce sahip ve başarılı bir şekilde pazarlığı yapabilirse sağlığımıza kavuşuyoruz. Dengemiz oluşuyor, sağlığa kavuşuyoruz. Eğer bu pazarlık başarısızlıkla sonuçlanırsa adaptasyon gerçekleşmiyor ve hasta oluyoruz. Yani benim burada gösterdiğim aslında bunun ortasında yer alan şey immünometabolizm. Hı hı. Yani AD, MAL diye çıkanlar biraz yansırken bozulmuşlar. Yani AD adaptasyon, MAL de adapte olamama, yani mal adaptasyonun hı hı. kısaltması olarak görürsek, adaptasyon olursa sağlık, olmazsa hastalık diyoruz. İmmünometabolizma bunların ortasında yatan temel fonksiyonlardan neye bir tanesi. Neye adapte olmaktan bahsediyor burada? Vücudun maruz kaldığı streslere. Örneğin bir yemek yediniz, ağır bir yemek. Eğer bu vücudunuz stres. İçerisinde bu stresle baş edecek moleküller varsa, altyapı varsa, bu size 15 dakikalık, 20 dakikalık bir stres veriyor. Arkasından her şey normal haline dönüşüyor. İşte gıdalar gidecekleri yere gidiyorlar. Depolanacaksa depolanıyor, atılacaksa atılıyor. Atık maddeler nötralize ediliyor. Barış sağlanıyor ve gidiyor. Hayat devam ediyor. Ve bunun için tabii çok güçlü mekanizmalar var vücudun içerisinde. Aslında yani bizim çalıştığımız konulardan bir tanesi bu mekanizmaları anlamak. Hatta benim çok verdiğim bir örnek var. Büyük streslerden bir tanesi yemekle ilgili. Yani yemek... Çok önemli. Yemek yemine stres olduğunu ilk defa duyuyorum. Çok ilginç bir şey. Ya bir, çok kısa bir sürede vücudun içerisine pek çok değişik madde kategoriden madde giriyor. Yani bu maddelerin öğütülmesi gerekiyor. Öğütülmesi için birçok organın maddeler üretmesi gerekiyor. Doğru yerlere yollaması gerekiyor. Öğütüldükten sonra tabii bu bir işlem. Her işlem sırasında gerekiyor. Atık maddeler atıklar ortaya çıkıyor. Atıkların zarar vermeden sistemden uzaklaşması gerekiyor. Çıkan yararlı maddelerin gidecekleri doğru adreslere teslim edilmesi gerekiyor. Oralarda kullanılacaksa kullanılması, kullanılmayacaksa depolanması gerekiyor. Yani bayağı bir, o zaman büyük işlem. Mümkün olunca az yemek lazım galiba vücudu az strese sokmak için. Doğru, az yemek genelde daha sağlıklı sonuçlara sebep oluyor. Veya kolay ayrıştırılabilecek atık düzeyi düşük şeyler yemek gerekiyor belki de. Belki de evet. Ya, bununla ilgili çok çalışma var. Bunun bazı çok uç örnekleri de var doğada. Mesela çok veririm ben derslerimde piton yılanı. Mesela piton yılanı bir oturuşta vücut ağırlığının 10 katını yiyebiliyor. Ama sonra bir sene yemek yemiyor. Evet. Ya bu çok ilginç bir şey, düşünebiliyor musunuz? Bir oturuyoruz öğlen yemeğine. Ve oturuyorum. Mesela 2-3 kilo yemek yiyoruz. Yani 2 inek yiyorum, sonra da 6 ay yemek yemiyorum. Bu bize şunu söylüyor. Yani bu aslında çok basit bir, eğlenceli bir gözlem gibi ama o kadar gıdayı bile öğütebilecek, işleme tabi tutabilecek ve o stresin hakkından gelebilecek bir mekanizma var yani. Yılan da var ama. Yılan da var. Eğer biz bu mekanizmaları öğrenebilirsek bunların o zaman bir şalter gibi kullanabiliriz. Belki bir kısmını biraz daha güçlendirebiliriz. Çünkü şu andaki modern yaşamda insanın biyolojik altyapısında alıştığı adaptasyon sistemlerinin biraz zafiyet gösterdiğini fark ediyoruz. Bunları bir tarafa bırakırsak... Peki Gökhan, lafını kestim. Aklım şöyle şimdi. Geçmiş dönem, ilkel döneme geçersek. İnsan o zaman bugün işte mesela biz yemek hazır. Dolaptan alıyoruz veya lokantadan alıyoruz veya marketten alıyoruz. Ama geçmiş dönemde böyle değil. Gidiyoruz bir şey yakalıyoruz. Bundan 20 bin sene evvel, 15 bin sene evvel yakalıyoruz ve mümkün olduğunca ondan alıyoruz. O zamanki metabolizmamızla bugün metabolizmamız birbirinden farklılaşmış mı? Ya tabii bunu büyük ihtimalle o zaman daha fazla stres yüklüyorduk vücuda eğer yemek bir stres yüklemekse. Bugün mesela işte bugün az yiyeyim akşam yerim veya bugün öğlen çok yedim akşam ama o zaman öyle değildi. 10 bin sene önce buldun ye. Evet bence tabii bunun kesin olarak söylememiz mümkün değil çünkü tabii. O zaman yaşamadık. Fakat stresin kaynakları bence çok benzer. Fakat süreleri farklı. Mesela o zamanki stresler daha kısa süreli stresler ve araları daha açık. Yani bir sonraki yemeğin ne zaman geleceği belli değil. Dolayısıyla sistemde enerjiyi tutma mekanizmaları giderek güçlenmiş. Zaten bizim bugün sorunun kaynağında bu var. Sorunun kaynaklarından bir tanesi bu. Hatta bir tane yani konuya geldik onunla ilgili bir şey getirmiştim. 11. şeye giderseniz... aslında güzel, çok güzel. Bu sorduğunuz soru çok harika bir soru. Burada yine bu benim işte Harvard'da anlattığım bir ders slaytı. Aslında biz normalde yaşamı tehdit eden durumlara karşı önlem alarak bugünlere gelmişiz. İnsan olarak. İnsan olarak. Veya işte ileri canlılar olarak.
Bunlar arasında yüksek şeker yok. Yani yüksek şeker insanı bir anda öldüren bir şey değil. Onu öldürmesi, ama düşük şeker öldüren bir şey. Düşük şeker öldürüyor. Dolayısıyla vücudun içerisinde düşük şekeri önlemeye yönelik pek çok tedbirler geliştirilmiş. Aynı şey şişmanlık için de geçerli. Yani şişmanlığın bir şeysi yok. Sen şişmanlamış bir insan. Ama açlığa direncin çok önemi var. Yani bir gün daha direnebilmek açlığa belki sizi yemekle karşılaştıracak. Ve devam edeceksiniz, işte üreyeceksiniz, bir sonraki nesil devam edecek. Dolayısıyla vücut şişmanlığa karşı bir önlem alma ihtiyacı yok. Ama enerjiyi çok etkili bir şekilde depolama ve kullanma yöntemlerini çok iyi geliştirmiş. Dolayısıyla bunlar şimdi aleyhimize dönmüş şeyler. Evrimde edindiğimiz beceriler şimdi yeni modern yaşam koşulları aleyhimize çalışıyor. Aleyhimize çalışıyor. Siz mesela dediniz ki İşte stres var, koşuyorsun, avlanıyorsun, onu yiyorsun falan. İşte bütün bu stresler zaten bir takım sinyallerle birbirine entegre olmuş ve metabolizmayı yönlendiren şeyler. Bizim üzerinde çalıştığımız mesela en önemli sinyallerden, hormonlardan biri bu yağ asitlerine bağlanan bir proteinden müteşekkil bir hormon. Bunun önemi de... Şu FAB4 mü? FAB4. FAB4'ün önemi de şu, yani konu çok ilginç bir şekilde konu buraya geldi. Şimdiye kadar bilinen, yani kan şekeri düştüğünde karaciğerden şeker üretimini tetikleyen bazı sinyaller var. Bunlara tıp alanında counter regülatory hormonlar deniyor. Yani insülinin etkilerinin tersi etkiyi gösteren, şeker ürettiren ve bunların harekete geçtiği şeyler işte açlık, stres, bu kaçma, savaşma refleksinin neticesinde ortaya çıkan stres sinyalleri bunları tetikleyebiliyor. Fakat burada çok önemli bir boşluk vardı bu bilgi ağında. Esas yani enerjiyle ilgili haberlerin yağ dokusundan gelmesi lazım. Yani vücuttaki enerji durumunun, benzin deposunun ne durumda olduğunu söyleyen yağ dokusu. Fakat yağ dokusunun bu sinyali sistemine nasıl girdiği bilinmiyordu. Ve biz bunu yani 10 seneden fazla aradık. Yani yağ dokusundan gelip karaciğerde mutlaka şeker üretimini kontrol eden merkezi bir hormon olması lazım. Ve işte o hormon da çok ilginç yani. İşte 25 senedir karşımızda duran, üzerinde çalıştığımız ama hormon olduğunu fark etmediğimiz bir molekül çıktı. Bu da böylece tabloyu tamamlamış oldu. Yani bu FAB4 bizim şişmanlığımızın sebebi olan şey bu mu? Şişmanlama değil de çok ilginç yani. Mesela 13 numaralı şeye gidersek orada aslında çok kısa bir özeti var. FAB4 yağ dokusundan salgılanan bir hormon. Yağ dokusundan da yağ depoladığı yağları bu doku yıkarken yani sisteme enerji verirken bununla beraber bu hormonu salgılıyor. Yüksek miktarda. Dolayısıyla biliyoruz ki dokunun yıkımının kontrolsüz olduğu durumlarda, örneğin insüline dirençli durumlarda bu hormonun yükselme ihtimali var. Ne yapıyor oransız bu hormon? Olarak yükselme ihtimali. Yani bu hormon yükseldikçe, yani bu tabloda görülen şey aslında şurada gösterebilirim size. Yani bu hormon orada bir çomağımız da var. Çomağımız da var. Aman şimdi tam derse geçtik. Ya bu normalde çok az miktarda salınıyor. Hem yağ hücreleri tarafından hem endotel hücreleri tarafından ve kanda dolaşıyor. Bu normal enerji dengesinin yani yağ dokusundan gelen haberlerle karaciğer ve pankreas arasındaki haberler arasındaki koordinasyonu sağlıyor. Yeşil zondayken yani. Hı-hı. Bu normal şey. Yavaş yavaş bu yeşil zondan çıkmaya başladığımız zaman bunun miktarı kanda yükseliyor. Ki onunla ilgili çok ilginç bir data var size göstereceğim. Ve belli bir noktayı aştıktan sonra dengeden dengesizliğe, fonksiyon bozukluğuna ve metabolik hastalığa gidiyor. Yani bu aslında çok basit bir yani metabolik hastalığın temel sebebi yağ hücreleri mi? Temel sebebi demek yanlış olabilir fakat çok önemli katkıda bulunan sinyallerin geldiği yerlerden biri tabii ki yağ hücresi. Yani metabolizmayı bozan en önemli meselenin bir tanesi o zaman yağ hücre sayısının artması. Veya yağ hücresinin ürettiği sinyallerin diğer metabolik organlarla mesela karaciğer, pankreas, beyin gibi arasındaki bu sağlıklı ilişkinin bozulması.
Yani tek başına sorumlu demek yanlış olabilir. Ama bu ilişki içerisinde çok ama önemli bozuyor, bir kontrol mekanizmasına sahip. Sonuç olarak ilişkiyi bozuyor. Bu tabii böyle basit bir formülle açıklayınca o da bizim çalışma prensiplerimizden ve hayallerimizden birini ifade etmek için de aslında faydalı. Yani buradan biz kırmızıdan yeşile doğru döndürecek bir sistem geliştirebilirsek ki bunun adı da ilaç işte. Küçük bir molekül de olabilir veya bir antikor da olabilir. Aşı gibi. Bu sistemi geri döndürüp sağlığa dönüştürmek mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Ve bununla ilgili elimizde çok miktarda data var. Klinik öncesinden gelen. Yani bir kısmını da gösterebilirim. Bazıları hakikaten çok çarpıcı. Aslında yok, bu deneyi... gösterebilirim diye sorum olur abi. Göster merak ediyoruz ne oldu. Yani bu deneyi aslında doğa yapmış bizim için. Çok nadir durumlarda biz tabii birçok deneyimizi hayvanlarda yapıyoruz, deneklerde yapıyoruz. O zaman önemli bir soru çıkıyor. Yani tamam siz farede bu işleri yapıyorsunuz da insana bunun bir faydası olacak mı diye. Bunu tabii ta o noktaya gelene kadar bilemiyoruz. Fakat burada... Peki mekanizma bütün canlılarda aynı mı? Hayvanlarda, böceklerde, insanlarda, bütün canlılarda aynı mı mekanizma yoksa herkesin farklı mekanizması mı? Yani ana çatı çok benzer. Ama tabii ki büyük farklılıklar var ve bu farklılıkları mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani onunla ilgili de bir görselim var, oraya da gelebiliriz. Bu durumda şimdi biz bu hormonu yani FAP4'u durdurursak insana bir faydası olur mu olur. Olmaz mı? Bu sorunun cevabını ancak böyle bir elimizde molekül alıp test edersek bulabiliriz. Ama buradaki şans doğa bu deneyi bizim için yapmış. Nasıl yapmış? Şu şekilde yapmış. 12. görsele geçersek çok az sayıda küçük sayıda insanda bu genin ifadesini etkileyen bir mutasyon var. Ve de mutasyon deyince hep aklımıza negatif şeyler geliyor, olumsuz etkiler. Fakat bu durumda bu mutasyonu taşıyanlar bu FAP4 molekülünü daha az miktarda üretiyorlar ve çok sağlıklı oluyorlar. Yani bu molekülün üretimini azaltmayı bulabilirsek, engelleyebilirsek evet. insanlar daha mı sağlıklı olacak bunun demek bu? Bunun çok büyük yani transformatif, dönüşümcü bir etkisi olacağını düşünüyoruz evet. yani. O da onun düşünmemizin sebebi de hem Kuzey Avrupa'da hem Amerika'da hem Orta Asya'da ki büyük insan gruplarında ki bu çalışma 500 bin kişi de yapmış bir çalışma. Evet, bizim çalışmamız değil yani bu. 500 bin de fazla. 515 bin kişi var. 525 bin kişi. Ve burada çok ilginç. Hem diyabeti hem kalp hastalıklarını aynı anda etkileyen genleri arıyorlar bu çalışmada. 5 tane bir tanesi FAP4. Bu listenin en üstünde FAP4 çıkıyor. Bu da bize diyor ki birincisi bu genin ifadesini azaltmanın bir mahzuru yok. Yani bu mutasyonla insanlar ömür boyu yaşıyorlar. İkincisi bizim deneysel olarak yani gen mühendisliğiyle yaptığımız işi doğa insanda yaptığında aynı sonuçları elde ediyor. Dolayısıyla böyle yani bir güvence var elimizde. Sizin amacınız bu mutasyonu herkeste yapılabilir kılacak bir yöntem geliştirmek. Evet veya bu mutasyonun etkilerini herkeste ortaya çıkarabileceğimiz bir şey çok göstermek. Ilginç. Yani acaba bende var mı FAP4'ten? Yani bunu hayvanda yaparsak... Melun bir hormon diyelim buna biz. Bu evet. hormon değil mi? Bir hormon. Bu bir hormon, evet. Hücre içerisinde peki mesela bunu baskılamak mümkün mü bu hormon? Mümkün, evet. Mümkün. Deneysel olarak mümkün. Eğer 14. görsele gidersek ve etkileri çok dramatik. Ve bu bir anda insanlardaki pek çok metabolik hastalığı ortadan kaldıracak bir şey haline geliyor. Yani hayal ettiğimiz hayal şey bu. O. Onun en dramatik örneği bu. Burada yaptığımız bu geni hayvandan tamamen çıkarmak. Yani çıkarabildiniz mi? Bunu gen mühendisliği yöntemiyle rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Ve çok ben de ilginç... Ben çıkarttırayım. İyi bir sistem edeceğim. Çok ilginç bir sonucu çıkıyor. Yani bu hayvanlar sadece kısa bir dönem için değil, bütün yaşamları boyunca metabolik hastalıklara karşı direnç gösteriyorlar. Yani, bu FAP4'ü engelleyince. Yani en solda mesela yağ oranına bakıyorsunuz. Açık gri olanlar yağ oranını gösteriyor. Yaşlandıkça bütün canlılar yağlanıyorlar insanlar evet. gibi. Ama bu hayvanlar yağlanmıyorlar. Ortada işte sizin bana sorduğunuz bu iltihaplanma olayı nedir diye. Enflamasyon. Normalde yağ dokusundan bir kesit aldığımız zaman böyle gözükmesi gerekiyor. Şişmanlıkta
Ve aynı şekilde yaşlanmada bu doku muazzam bir şekilde iltihabi bir reaksiyona maruz kalıyor. Allah Allah, yağ dokusu. Şurada gördüğünüz morların hepsi savunma hücreleri işgal etmişler yani yağ dokusunu. Burada muazzam bir enflamasyon var. Fakat biz bu geni çıkardığımız zaman bu enflamasyon ortaya çıkmıyor. Karaciğer yağlanması ortaya çıkmıyor. Bu ömrün sonuna gelmiş hayvanlar bunlar. Ve şeker metabolizmaları bozulmuyor. Yani bunu da göstermemin sebebi biraz da iyi de gözüküyorlar yani. Mesela evet. Bunlar saçları ağrıyor, dökülüyor evet, falan. Evet evet, o perişan vaziyette o. Bunlar o kadar dökülmüyor. Aynı yaşta bunlar. Aynı yaştalar. Allah Allah. Öbürü dedesi gibi duruyor. Dolayısıyla uzun süre kullanımı da eğer bu gözlemlerimiz doğruysa sakıncalı olmayabilir diye düşünüyoruz. Yani elimizde çok veri var. Hı hı. Elimizde olmayan şey şu anda henüz ama çok şiddetle yapmaya çalıştığımız insanlara verecek bir buna benzer bir etki yaratacak moleküllerin yani ilaçların ortaya çıkması. Onunla da hem biz de çalışıyoruz, şirketler de çalışıyor, başkaları da çalışıyor. Çok ilginç. Yani hayat boyu ölünceye kadar enflamasyon uzak kalıyorlar. Peki enflamasyon tabii aynı zamanda bir tedavi edici tarafı da yok mu bir yandan var da? Tabii. Enflamasyon çok güzel bir konu. Yani yanlış algılanmaması lazım. Yani enflamasyonun olmadığı bir şekilde yaşamak mümkün değil. Mühim. Enflamasyon tamirat için, zararlı ve yabancı ögelerle mücadele için hayati bir şey. Ya bak, bende enflamasyon var. Bunu nasıl keşfettiğimi söyleyeyim mi sana? Çok komik bir şey. Benim bir yerim kesilip veya bir yerim yaralandığım zaman falan, düştüğüm, kalktığım zaman hani ne diyeyim, insanlık dışı bir hızla iyileşiyorum. Buramı keselim, ben ertesi gün iyileşmiştir o. Ben de bundan çok mutluydum. Yani ne güzel, hemen iyileşiyorum falan diye. Bir gün senin kadar iyi olmasın bir iyi bir hekimle konuşurken, dedi ki bende böyle bir şey var, bu iyi bir şey falan dedim. Dedi ki o hiç iyi bir şey değil dedi. Nasıl? Peki sende yüksek enflamasyon var demektir o dedi. Ve kötü bir şeymiş bu. Yani o kadar fazla olması. Hı hı. Ama gereken de bir şey anlıyor değil mi? Evet. Yani enflamasyon iki ucu keskin bir bıçak gibi. Aslında vücut içerisindeki pek çok adaptasyon, biraz evvel konuştuğumuz sebeplerle. Yani bunların ortaya çıkışları ve gelişimleri kısa sürede işlerini bitirip çekilmeleri gerekiyor. Lazım. Çünkü tahrip gücü çok yüksek. Aynı savaş malzemesi gibi yani. İşte enerji savunma diyoruz ya. Yani ilişki çok tehlikeli bir ilişki. Yani bu immün moleküller sisteme geldikleri zaman işlerini bitirip çekilmeleri gerekiyor. Yani ordunun kışlaya çekilmesi lazım. Sürekli sokaklara tanklar geziyorsa durum normal değildir. Evet. Yani bu çok benziyor hayattaki paradigmalara. Eğer ortada kalırlarsa, zayıf bir şekilde bile kalsalar, işte bu zaten kronik enflamasyon, küçük dereceli, kısık ateşte pişme diye tarif eder. Murat Yetkin'in lafıdır o da. Kısık ateşte pişen sistem diye. Veya bizim immünometabolizma arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullandığımız metaflamasyon durumunda. O senin lafın zaten değil mi? Sen evet, bunun lafı. Bizim ortaya senin koyduğumuz bir terminoloji. O zaman tahribat başlıyor. Bu tahribat da hiçbir buna karşı model şu ana kadar gösterilmedi. Uzun vadedeki enflamasyon her zaman tahribat yapıyor. Çok tartışılan bir konu, çok direnç gösterilen bir konu. Örneğin kalp hastalıklarında 50 senedir bu konuyla ilgili tedavi yöntemleri giremiyor hasta bakımına, hasta tedavisine. Ancak bu sene çok büyük bir çalışma yapıldı. CANTOS diye bir çalışma yapıldı. Ve artık şüphe götürmeyecek bir şekilde kronik enflamasyonun tahrip gücü kalp hastalıklarının örneğin ortaya kondu. Bunların hiçbiri bu işi tek başına bununla çözebiliriz demek değil. Yani bir mucize ilaç olma konseptini tabii savunmuyoruz. Birçok mekanizma var. İnsan yapısı çok karmaşık. Ama bu çok önemli mekanizma. Ama bunlar çok önemli mekanizmalar diye düşünüyoruz. Peki Gökhan'cığım, bir kısa ara daha vereyim reklam için. Bu konuda konuşacağımız başka bir şey var mı? Yok, bunu konuştuk yeterince. Bunu yeterince konuştuk. Evet. O zaman bir diğer konumuza geçelim reklamdan sonra. Reklamdan sonra mimariye geçebiliriz. Mimariye geçelim, evet. Gökhan'cığım,
Bir yandan da hücre için, hücrelerle ilgili bir çalışma yürüttüğünü biliyorum. Biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Bunda yayınlarım var. Bunu anlatıyorsun her yerde. Hücreleri doğuruyorsun. ama öyle doğuruyorsun ki 4 nanometre mi? Evet. Niye doğuruyorsun hücreleri? O 4 nanometre doğrayarak ne bulmayı... yani işte karaciğere baktık, tamam içten bir parça al ona bak. Yani sen niye böyle kesitler çıkartıyorsun ondan? Ya o da işte bizim ilk başlangıçta konuştuğumuz iki birbirinin içine girmiş alan diyorduk. Onu da getirirsek 5 numaralı görselimizi. Onun bir tarafında işte yağlar, gıdalar, yağlara bağlanan hormonlar, onu konuştuk. Yani immünometabolizmanın bir tarafı, bizim çalıştığımız kısmından bahsediyorum. Öbür tarafında da hücrenin içerisinde yer alan, yani organel tarafını konuşuyoruz. Organel tarafına. Bu konudaki görüşümüzü ilerletmek için yapıyoruz aslında sizin bahsettiğiniz işlemi. Onun da sebebi işte bundan 15 sene kadar önce bu hücre içerisindeki organellerin, yani organeller hücrenin içerisinde yer alan mini organcıklar olarak tarif edilebilir. Her birinin özelleşmiş bazı fonksiyonları var. Örneğin işte mitokondri diye bir organel var. O, ha, mitokondri bir organel midir? Organeldir. Mitokondri hücre içine enerji. Sağlayan, yakım işlemlerini gerçekleştiren güçlü enerji santrali aslında. Enerji santrali olarak düşünülebilir. İşte çekirdek genetik bilgimizi saklayan, yani DNA'nın bulunduğu önemli fonksiyon gören şeylerden biri. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Her biri özelleşmiş bir takım şeyler var. Bir de benim, yani bütün organellerin annesi dediğim endoplazmik retikulum diye bir yapı var. Evet. Bu tüplerden oluşan ve bütün yani binlerce kolu olan bir ahtapot gibi düşünebilirsiniz bunu. Hücrenin her tarafına dokunabiliyor. Yani hücrenin zarına da dokunabiliyor. Onun fonksiyonunu etkileyebiliyor. Çekirdeğe de dokunabiliyor. Mitokondriye de dokunabiliyor. Başka şeylere de dokunabiliyor. Biz işte bu 15 sene kadar önce bu A sisteminde, bu endoplazmik retikulum hücrenin denen, içindeki, hücrenin içerisindeki A sisteminde bir bozukluk olduğunu tespit ettik. Ve bu bozukluğun herkeste mi, bazı hücrelerde mi, her hücrede mi? Bizim çalıştığımız metabolik olarak ana görev sahibi hücrelerdi. Bunlar bizim çalıştıklarımız karaciğer ve yağ dokusu hücreleriydi. Daha sonra başka gruplar ve bizim grubumuzda pankreastaki beta hücrelerinde, yani insülin üreten ve beyinde beslenme ve metabolizma ile ilgili merkezlerdeki hücrelerde, yani metabolizmayı kontrol eden her yerde şişmanlık sırasında bu problem ortaya çıkıyor. Şişmanlıkta çıkan bir problem. Evet. Fakat biz bunu yapısal olarak değil, biyokimyasal olarak verdiği işaretleri takip ederek ortaya çıkartmıştık. Zaten onları geri döndürmeye çalışarak da etkinliğini bulmaya çalışıyorduk. Bu kesme biçme merakı oradan geldi. Özür dilerim, yanlış mı anladım, doğru mu anladım? Şişmanlık, şişmanlıkla alakası olmayan, yani yağ hücresi olmayan hücrelerin içerisinde de bazı değişikliklere sebep oluyor. Yani ben şişmansam eğer, benim beyin hücremde, benim karaciğer hücremde normal insana oranla farklılık gösteriyor. Evet, doğru mu? Doğru. Şişmanlık bütün hücreleri bozuyor yani. Bozuyor. Aa. Evet. Bizim yani sadece bir yağlanma meselesi değil bu. Değil. Aa. Değil. Çok enteresan. Burada yani 10 sene boyunca tabii endoplazmik retikulumun o zamana kadar metabolizma ile ilgili fonksiyonu bilinmiyordu. Yani bu buluşun önemli olmasının, bir mirengi taşı olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Daha çok bilinen fonksiyonu proteinlerin üretimi, doğru adrese gönderilmesi, kalite kontrolünün yapılması, katlanması gibi fonksiyonlarla bilinen çok önemli keşiflerin yapıldığı, yani hücre biyolojisi için bir sistem. Metabolizmadaki rolü tabii daha yeni bir rol. Ve buradan bizim yapısal değişikliklere merak salmamızın sebebi, yani biz bu sisteme baktığımızda daha önceki bilinen yöntemlerle ve endoplazmik retikuluma bağlanan fonksiyonları çalışarak metabolizma ile ilgili anlayışımızı
ilerletemediğimizi fark ettik. Yani pek çok alanda olduğu gibi başarısız olmanın neticesinde, yani yaptığımız deneylerin, uğraşlarımızın çalışmaması, sonuç vermemesinin neticesinde burada başka bazı değişiklikler olmalı diye düşündük. Onun da iki tane bizim için çok önemli... Tabii bilimsel yönden bu değil mi, ama bu değilse o zaman başka bir şeye bakalım. Tabii zaten ortaya koyduğunuz düşüncelerin, hipotezlerin çoğu yanlış. Onun sebebi de çok basit yani. Yani doğanın ve biyolojinin karmaşası karşısında bizim hayal gücümüz ve zekamız çok yetersiz. Çok sınırlı, tabii. Dolayısıyla aslında her düşündüğü doğru çıkan bilim insanlarına şüpheyle bakmak zaten lazım. Zaten yok abi öyle bilim insanları. Yani böyle bir şey değil. Yanlışı seversen ancak güzel şeyler olabilir. Ve yanlışa utanmazsan. İşte biz yani yaptığımız tabii yanlışları, başarısızlıkları anlatsam 4 program daha yapmamız icap eder, ama başka bir şey ararken iki tane önemli işte yakın zamanda gözlem yaptık. Bunlardan bir tanesi, yani endoplazmik retikulumun içerisinde de metabolizmaya özelleşmiş bazı şalterler var. Hücrenin içinin içinde. Yani örneğin bizim yakın zamanda bulduğumuz bir gen var. Daha bir sene önce yayınlandı. Kolesterol metabolizması ile ilgili. Bu çok ilginç. NRF1. Bu NRF1 örneğin daha önce bilinen mekanizmalar dışında yine konuşlandığı yer endoplazmik retikulum. Fakat o konuşlandığı yerden özelleşmiş bir fonksiyon olarak metabolik savunma sistemlerini harekete geçiriyor. Yani biraz evvel bahsetmiştim, içimizde güçlü şeyler var, savunma sistemleri. Bunlardan bir tanesini nihayet 20 sene işte kovaladıktan sonra bir tanesini NRF'nin iyi bir şey yani. NRF'nin harekete geçmesi çok iyi bir şey. Ve şimdi mesela uğraştığımız şeylerden bir tanesi bunu harekete geçirmek. Çok yani karmaşık öbürünü bir... Öbürünü durdurmaya bunu harekete geçirmeye uğraşıyorsunuz. Evet. İkincisi bu yapılarla ilgili, işte kesme biçmeden ortaya çıkartmıştınız. Oradan 17. Şeye geçersek görsele. Bize aslında bu da bir video. Belki onu bunu oynatabiliyor muyuz arkadaşlar? Videoymuş bu. Çok önemli değil. Yani bu video oynatılınca bu çizgilerin hepsinin kıpır kıpır olduğunu görüyoruz. Bu hücrenin içi. Burada bir kesiti. Bir kesiti. Yeşile boyanmış olan şey endoplazmik retikulum. Yani görüyorsun bal peteği gibi. Hı hı. Her tarafı kaplamış. Evrendeki karanlık madde gibi. Evet. Daha güzel görselleri var. Göstereceğim. Yani bunu koymamın sebebi, ben buna son hudut diyorum. Yani hücre içi mimarisiyle fonksiyon arasındaki ilişki. Bunu söylememin sebebi, heyecan duymamın sebebi de şu. Biz tıp fakültesinde okurken, işte doktora yaparken, kariyerimizin erken dönemlerinde hep yapıyı çok statik bir şey olarak düşünüyoruz. Belki de kültürel programlamamızdan. Yani yapı, işte yapı kolay kolay değişmez. Belki isim bize öyle bir çağrışım yaptırıyor. Hastalık sürecinde yapıların bozulduğunu biliyoruz, ama bunun çok uzun süreçler aldığını hep düşünüyorduk. Halbuki şimdi bizim göz dediğimiz... Bu yapının çok dinamik olduğu, yani hücre içerisindeki mimari tasarım devamlı değişime tabi olan... Şu anda da değişiyor muydu? Şu anda da değişiyor. Bir yemek yediğiniz zaman, mesela yemekten hemen sonraki dönemde tamamen bambaşka bir mimari yapıya dönüşüyor. Daha sonra otobüs egzozuna maruz kaldım değişiyor... Oksijen az bir yere gittim değişiyor. Hep öyle değişiyor mu sürekli? Ya bunların tabii tamamını bilmiyoruz. Ben sadece bildiğim kısmını söylüyorum. O da metabolizma ile ilgili. Ve metabolizmada o kadar dramatik mimari değişiklikler meydana gelebiliyor ki bizim görüşümüz o zaman bu mimari değişikliklerin kendisinin de vücudun yanıt sisteminin, adaptasyon sisteminin özellikle metabolizmaya bağlı olarak bir parçası olduğu. Fakat tabii burada, yani bunu neticelendirmemiz için bu yapıya çok ayrıntılı bakmak gerekiyor. Ve biraz önce söyledim, biz şişmanlıkta bu organel ağında bir bozukluk olduğunu biliyoruz. Ama bu bilginin bize yansıması biyokimyasal olarak, yani ikincil sinyallere bakarak. Yapının kendisinde ne oluyor, ona daha yeni bakıyoruz. Ve orada gerçekten çok enteresan şeyler görüyoruz. Yani tamamen düşünme sistemimizi değiştireceğini düşündüğüm
bazı gözlemler var. Hatta birkaç tanesini getirdim. Yani bu niye mesela eğer 19. şeye geçersek, 19. görseli, bu biraz daha çözünürlüğün en üst noktaya geldiği şey. Burada bir elektron mikroskopisiyle bu hücrelere baktığımızda... Bu kaç kere büyütülmüş yani? Milyon kere? 6800-7000 kere büyütülmüş. Çok şeyler. Çok. Burada gördüğümüz bir şey var. Mesela 4 tane önemli metabolik organa bakıyoruz. Pankreas, karaciğer, kahverengi yağ dokusu, beyaz yağ dokusu. Beyaz yağ dokusu sanki hücre değilmiş gibi duruyor. Yani bunlara bakarsanız aralarında muazzam farklar var. Muazzam fark var. Yani o da yağ, o da yağ. Hücresi mesela bütün içi organellerle dolu. Evet. Özellikle endoplazmik retikulumla dolu. Yani bütün hiç yer kalmamış artık. Her evet. taraf, çünkü bu hücreler muazzam miktarda protein üretiyor. Örneğin bir yemek yediğiniz zaman pankreastan yarım litre aktif enzim üretilmesi lazım. Her yemekten sonra. Bir günde mesela pankreas 1,5-2 litre enzim üretebiliyor. Pankreas çok küçükmüş halbuki. Bu hücrelerin tek işi bu yani. Allah Allah. Dolayısıyla ona göre bir yapı geliştirdiklerini düşünüyoruz. Dolmuş. Karaciğere bakarsanız karaciğer çok renkli bir organ. Yani her çeşit organcık çok elegan bir şekilde düzenlenmiş. Dolayısıyla karaciğer zaten biliyoruz çok karmaşık metabolik fonksiyonlar görüyor. Yani kahverengi yağ dokusuna bakıyoruz, çok ilginç. Her taraf mitokondri dolu. Evet. Ama mesela endoplazmik retikulum burada küçücük. Küçükler, evet, yok gibi. Şurada bir yerde kalmış. Yok gibi. Yani bu hücre nasıl işini... Peki o içindeki çizgiler de endoplazmik retikulum değil mi? Hayır, bunlar mitokondrinin içindeki zar yapıları. Anladım. Burası dışı. Beyaz yağ dokusuna baktığınız zaman bu tabii en anormal hücre. Çok anormal. Yani bu hücre nasıl faaliyet görüyor? Nasıl hayatta kalıyor bu? Yani bütün makine dairesi şu kadarcık evet. bir yerde. Geri kalanı hep yağ. Boş. Dolayısıyla zaten şu resme baktığınız zaman yani yapının fonksiyonla bir ilişkisi olması gerektiği insanın aklına görünüyor. Geliyor. Dolayısıyla bu bize işte yeni bir şey açıyor. Karaciğer çok enteresan ya. Ve bunu şimdi göstereceğim yani size bir örneğini. Şişmanlıkta bu yapıya ne oluyor? Ne oluyor? Buradan bir sonraki 22. görsele geçersek... 22 arkadaşlar. Yani burada çok basit bir deney bu var. Bu aynı karaciğer. Aynı karaciğer. Biri zayıf, İnsanın karaciğeri diye şişman. ...den alınmış. Aynı şeye bakıyoruz. Elektron mikroskopa bakıyoruz. Sol taraftaki normal karaciğerde biraz evvel gösterdiğim bu çeşitliliği görüyoruz. Çok düzen var yani bu karaciğerde. Evet. Bu hücre içi ağlar güzel katmanlar oluşturmuş. Birbirleriyle ilişkileri gayet güzel düzenlenmiş. Mitokondriyi, endoplazm retikulum çekirdeği görüyoruz. Sağ tarafa bakarsanız bu aynı karaciğer şişmandı. Yani bir şey söylememe gerek bile yok. Bütün bu düzen ortadan kalkmış vaziyette. Ve gitmiş endoplazmik retikulum mitokondriye sarılmış. Para parçalmış gibi. Dağılmış gibi. Dağılmış. Yapısı kaybolmuş. Düzeni kaybolmuş. Gitmiş mitokondriye sıkı sıkı sarılmış. Niye öyle yapmış? Böyle yapmasının sebebi bu yapının dinamizmini kaybetmesi. Peki mesela onun sarılması mitokondrinin enerji üretimini etkilemiyor mu? Evet. Çok güzel bir soru. İşte bu ilk bulgumuz bu bizim. 2014 senesinde bu da Nature dergisinde yayınlanmış bir yayınımız. Hatta bu resim derginin kapağına kondu. Çünkü şişmanlıkta mitokondrinin, yani şişmanlıkta ve diyabette mitokondrinin fonksiyonunun bozulduğu da biliniyor. Ama onu bozan şeylerden biri de bu yapı. Bu yapının bu hale gelmesi, endoplazmik retikulumun buna sarılması. Ben bunu aslında bir analoji kullanırsak bir dansa benzetiyorum. Yani hücre içindeki organellerin ilişkisi çok zarif bir dans gibi. Yani bu dansta bir ritim gerekiyor, bir harmoni gerekiyor. Temasların çok ölçülü olması gerekiyor. Uzun sürmemesi gerekiyor. Tutuyor, atıyor, çekiyor, evet. döndürüyor. Şişmanlıkta meydana gelen bu dansın harmonisinin kaybolması. O da dansçı da yapışmış orada. Evet. İşte bu böyle yapışıp kalınca ortaya uygunsuz bir durum çıkıyor. Ve bu fonksiyonel etkinliği karaciğerin bozuluyor. Bunu eğer biz yapay olarak ortaya çıkartırsak,
Yani bazı elimizde moleküler biyoloji teknikleri var. Örneğin sentetik olarak bunları birbirine yapıştırabiliyoruz. Normal bir karaciğerde mesela mitokondri ile endoplazmik retikül birbirine yapıştırırsanız, bu tamamen sentetik, yapay bir sistem, karaciğer metabolik olarak çalışamaz hale geliyor. Ölüyor, karaciğer öldürüyor. Ölmüyor fakat metabolik fonksiyonları çok bozuluyor. İş yapmaz hale geliyor. Dolayısıyla bunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve bu işte yeni ortaya çıkan bir saha. Örneğin... Peki Gökhan, bir şey soracağım. Merak ediyorum. Soru. Şimdi ben zayıftım, böyleydim diyelim. Şişmanladım, böyleye dönüştüm. Sonra tekrar zayıfladım. Evet. Tekrar böyle oluyor mu? Evet, oluyor. Ha, düzeliyor yani. Düzelebiliyor. Ayrılıyorlar tekrar birilerinden. Evet, ayrılabiliyorlar. Evet, ayrılabiliyorlar. Bunun çok ilginç olan kısmı mesela da mesela yağlanmış karaciğer böyle mi görünüyor? Yağlanmış karaciğer sağdaki gibi gözüküyor. Şu anda tabii biz şurada görüyorsunuz. Lipid dropletler var orada zaten. Evet, yağlar burada. Evet, yani gördüm. Karaciğerin içerisinde o kadar çok yağ var ki bu durumda. Burada bir yağsız bir alandaki görüntüyü ancak verebiliyoruz size. Orada daha uzaklaşıp yani baksak... Lipid droplet dediklerin onları. Evet, bunlardan çok sayıda göreceğiz. Aha. Burada daha az sayıda ve küçük olarak görüyoruz. Ama karaciğer kendini toparlayabiliyor yani. Toparlayabiliyor. Yani mimari çok dinamik ve önemli bir şey. Ve biz şimdi bunu yani Sabri Ülker Merkezi'nin önemli özelliklerinden bir tanesi Harvard'daki bir de görüntüleme merkezinin onun içerisine kurulmuş olması. Bu daha yeni kurulmuş bir şey ve hala daha bir takım ileri teknolojileri entegre etmeye çalışıyoruz. Ayrıca da yani görüntüleme o kadar karmaşık bir olay ki yüzlerce çeşit değişik cihazı kullanmak, ekspertizi kullanmak gerekiyor. Onun için de pek çok kolaborasyonlar yapıyoruz. Kalabalık bir ekip misiniz? Ya çok büyük kalabalık bir ekip değil. 20 ile 30 kişi arasında değişiyoruz. Yani büyükçe sayılabilecek. Şeylerin arasında, öğrenciler arasında Türkler, yabancılar. Tabii her çeşitten her insanımız var. Hatta girip bakabilirsiniz. Bize Hotamışlıgil'i nasıl söylersiniz diye bir video çekiyoruz. Ya gördüm, ben çok bildim orayı. Ama hakikaten bizim... çok zor işin yani. Hotamışlıgil'i Türkler zor söylüyor. Doğru. Orada her dilden insanlar söylüyorlar. İşte hem Sabri Ülker Merkezi hem Hotamışlıgil ismini nasıl telaffuz edersiniz? Evet, evet. Bununla ilgili rehber var da. Rehbere bakabilirsiniz. Burada işte yaptığımız bazı çalışmalar var. Dediğim gibi hala bu görüntüleme işine yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Bir tane, size iki tane şey göstereceğim yani. Ben çok dramatik buluyorum. Biri 23. diğeri de 24. görsel. Önce 23 arkadaşlar. 23'e bakarsak. Bu bir film. Ha, bu güzel çalışıyor. Bu ne? Burada şimdi her 4 nanometrede bir kesit alıyoruz burada. Karaciğer dokusundan. Hı hı. Her 4 nanometre. Bu bir karaciğer dokusu. Bu bir karaciğer dokusu. Bu sağlıklı görünüyor. Normal görüyorsunuz burada. Arada yağlar var. Kat 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 derinliğine iniyoruz dokunun. Ve çözünür. Sonra inşa etmeye başlıyoruz. Şimdi işaretlemeye başlıyoruz. Bu işaretlediklerimiz yeşille endoplazmik retikülüm. Şimdi gelen yeşiller mitokondri. Bunların arasındaki ilişki. Bu karaciğerden 4 nanometrelik bir kesit. Evet. Her 4 nanometrede bir kesit alıyoruz. Yani burada toplam 10.000'den fazla kesit alıyoruz. Kesit var tabii. Ondan sonra bunu ayrıntısı anlatacağım. Bu o kadar zor bir işlem ki. Yani bundan sonraki görselin ortaya yani çıkması aslında burada için, siz yüzlerce kesit almışsınız. Binlerce kesit almışsınız. Bunların hepsini üst üste gösteriyorsunuz şu anda. Bir de onu gösterebilmek için bütün bunların hepsini tanımlamamız güzel gerekiyor. Ne kadar yani, süre bu işi yapmak? Bu işi yapmak, yani bir sonraki görseli de geçelim. Peki bu kadar veriyi nasıl saklayabiliyorsunuz ya? Bu kadar veriyi işte kolaborasyonla saklayabiliyoruz. Bu da bütün derinliği boyunca yani ölçtüğümüz derinlik boyunca 3 yapılı boyutun gösterilmesi. Bunlar mitokondriler. Bu yeşiller mitokondriler. Aradan temizledikleriniz... Şimdi tekrar inşa etmeye başlıyoruz aşağıdan. Evet. Bunlar endoplazmik mikroretikülümler. Kahverengi olanlar da birbirlerine dokundukları yerler. Ya buradaki hakikaten insanı ya inanılmaz etkileyici bir şey oluyor. Hayranlığa çok acayip şey. Bu muazzam bir sanat eseri bu ya. Ve bunun tamamı gerçek data. Yani burada artistik olarak üretilmiş bir şey yok. Sadece renkler yapay. Bu aslında kadar... ne renk bu doğada? Çok güzelse bilmiyorum aslında ne renk olduğunu.
Baktığımız zaman... Karaciğer dışında kahverengi görünüyor o yüzden. Baktığımız zaman biz onu gri tonda görüyoruz. Renkli olarak göremiyoruz. Güzel bir soru çok. Hiç aklıma gelmemişti yani. Bu kadar kalabalığın içerisinde bu dans dediğim şeyin, yani harmoninin ve zarafetin ve ölçünün önemi burada gözüküyor. Bu kadar kalabalığın içerisinde çok azıcık temas oluyor. Evet. Bu iki organel arasında. Ki bu elimizdeki datanın henüz %5'ini işleyebilmişiz daha. Yani bunun içerisinde çok daha fazla ayrıntıyı sokmaya ve zayıfla şişman arasındaki yapısal farkı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şu andaki mesela en büyük uğraştığımız projelerden. Bu arada zayıf bir insanki. Bu gördüğümüz normal. Yani ilk sistemi yerleştirdiğimiz şey normal. Şu anda çok çaba sarf ettiğimiz... Yok ya, çok eğlenceli bir işim var. Çok kıskandım ha. Ya muazzam bir şey. Peki bu NRF1 molekülü nasıl harekete geçirilebiliyor? Bu doğal olarak bunu harekete geçirme yöntemleri var mı? Bu molekülü arttırma yöntemi vücutta var mı? Evet, maalesef onu henüz bilmiyoruz. Çok yeni olduğu için şu anda bildiğimiz aslında harekete geçmediği zaman ortaya çıkan problemleri daha iyi biliyoruz. Doğal olarak vücudun içerisinde bazı sinyaller harekete geçiriyor. Örneğin hücre içerisindeki kolesterol yükseldiği zaman karaciğerde bu sistem çalışmaya başlıyor. Veya kahverengi yağ dokusu harekete geçtiğinde iki tane bilinen şey var yani. NRF1'i doğal olarak harekete geçiren bunlar. Ama dışarıdan bir müdahaleyle bu işi yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Bilmiyoruz. Peki sen bir ödül aldın. Avrupa Diyabet Araştırmaları Vakfı mıydı? Evet. Ve ondan Nova Nordisk'in ortaklaşa verdikleri bir şey. O ödülü bunlarla mı aldın? O ödülü yani ödülün stasyonuna bakarsanız işte iki şey vardı. Biri ana maddesi immünometabolizma sahasının açılmasına katkıda bulunan çalışmalar sebebiyle. Onun içerisinde de işte bugün size anlattığım konular site edildi. NRF1'in şeyini gösterebilirim size. Hadi gösterelim. Merak etme. 18. şeye gidersek görseli. Ya bu şahane ya. Ya bunu var ya insan, bunu video diye al, video art diye evde oynat yani. Hakikaten muazzam bir şey öyle oluyor. Yani ben de zaten günümün epey bir zamanını... Ben sana bu videosunu alacağım, evde ekranda oynayacağım sürekli. Bu sanat, bayağı sanat bu. Bu ne abi? Karaciğer hücresi mi? Karaciğerin kendisi bu. Yani bu işte 2017 senesinde yayınlanan, yayınımızdan alınmış bir şey. Yani burada gözüken sağ alt köşede karaciğeri görüyorsunuz. Bembeyaz olmuş. Yağlanmış mı karaciğer mi? Tamamen yani çok aşırı bir yağlanma durumu var. Bu karaciğer NRF1'i olmayan karaciğer. Ve yağlanınca büyüyor mu de karaciğer bir yandan da? Büyüyor tabii. Yani NRF1'in ne kadar dramatik bir gereklilik olduğunu karaciğerde sadece sol üst köşeyle sağ alt köşeyi karşılaştırsanız görebilirsiniz. Biri daha fena olmuş ama niye daha fena olmuş? Her iki alttakiler yüksek kolesterollü diyete maruz kalanlar. NRF1 varsa eğer daha az yağlanmış, NRF1 yoksa eğer mahvolmuş. Aşırı bir şekilde yağlanmış. Bunun ilginç tarafı bu sağ alt köşedeki bu bembeyaz koskocaman gördüğünüz karaciğerin içine gen tedavisi yöntemi kullanarak NRF1'i geri koyduğunuz zaman bir hafta içerisinde bu karaciğer tamamen normale dönüşüyor. Karaciğerde böyle bir özellik var ama var. Değil mi? O da bize ümit veriyor. Yani eğer bu sistemi harekete geçirmeyi öğrenebilirsek, belki bu vücudumuzda var olan doğal savunma mekanizmalarından birinin şalterini açıp hastalıklarla mücadele edebiliriz diye hayal ediyoruz. Yani bu tabii uygulamadan çok uzak bir konu. Uzak mı daha? Uzak. Yani mesela ben şimdi desem ki ya Gökhan bana bir iki pompa şey verdi, karaciğeri koyayım desem yok mu elde NRF1? Maalesef. O şu anda yok. Fakat çok önemli bir şey daha oldu. Belki de bu bölümde bunu da belirtmekte fayda var. 10 sene önce örneğin işte ilaçtan bahsedildiği zaman ilaç endüstrisinde druggable diye bir kavram vardı. Yani ilaç olabilir mi? Olamaz mı bu hedef? Çünkü ilaç olması için bazı klasik yerleşmiş dogmalar vardı. Özellikle endüstrinin içinde. Yani şöyle bir şu proteinse, etken madde olacak. Eğer şöyle bir proteinse, evet, şöyle bir reseptörse ilaç olur. Böyle bir enzimse olur. Böyleyse olmaz gibi. Bu konsept artık yıkıldı.
Yani ilaç olamayacak bir hedef artık yok. Sadece zaman meselesi. Yani artık genin tamamını mekanizmayı vermekse, çözme meselesi aslında. Evet, mekanizma anlaşıldığı zaman, güvenlik ve kontrol işleri çözüldüğü zaman bugün artık hedef olmayacak bir molekül yok. Her şey hedef haline gelebilecek. Aslında bunlara da ilaç demek de belki de dodo değil. Başka bir şey belki. Düzeltici bir şey belki. Düzeltici, evet. Artık hakikaten bu rastgele veya tesadüfen geliştirilen, ki çoğu kullandığımız ilaç o şekilde. Ve bir iyilik yapıyorsa iki de iyilik yapıyor yani. Evet. Daha tasarlanmış tedavilere geçiliyor. Ve bunun tabii en başarılı olduğu alan kanser. Kanser. Çok sayıda ve çok özelleşmiş tümörlere özelleşmiş mekanizmalar artık yavaş yavaş hedeflenebiliyor. Beraber hedeflenebiliyor. Biri ardından öbürü hedeflenebiliyor. Yani şey çok değişiyor. Bütün sistem dönüşümü oluyor. Ama mesela senin bu yaptıkların da belki kansere de kanserle ilgili de bir gelişmenin şeyi olmayacak mı? Çünkü metabolik meseleyi çözdüğün zaman kanserin de büyük ölçüde başlamasını engelleyecek bir şey olmayacak mı? Tedavisi değil ama belki başlamasını engellemek açısından. Ya çok önemli açılımları olacağı kesin. Biz kendi grubumuzu direkt olarak kanserle çalışmıyoruz. Biliyorum. Ama örneğin FAP4 genini Chicago'da bir grupla bir kolaborasyon yaptık. Onlar bir tümöre bakıyorlar. Yani daldan dala atlıyoruz da çok ilginç bir konu olduğu için söylüyorum. Bu da yumurtalık kanseri. Yumurtalık kanseri belki biliyorsunuzdur. Kan yoluyla yayılmayan bir kanser. Evet. Belki de tek örneği. Karın içine dökülüyor. O şekilde yayılıyor. Ve çok tedavisi zor. Geç teşhis edilen, tedavi olanakları sınırlı bir kanser. Bu grup bu dökülen hücreleri topluyor. Bunların içerisinde hangi genler ifade oluyor diye bakıyorlar. Bir bakıyorlar ki listenin en tepesinde FAP4 var. Bizi arıyorlar hemen. Ya bizde bu modellerinizi paylaşır mısınız? Bunu tabii diyoruz biz de. Elimizdeki malzemeleri onlara yolluyoruz. Onlar da görüyorlar ki bu tümör hücreleri gidiyorlar karnın içerisinde yağ dokusuna yapışıyorlar. Bir tek yağ dokusunun üzerinde büyüyebiliyorlar. Evet. Orada büyümelerinin sebebi oradan devamlı enerji çekiyorlar. Alıyorum. Bu enerjiyi çekebilmek için de FAP4'ü kullanıyorlar. Evet. FAP4'ü durdurursanız enerji alamıyor. Enerji alamıyor ve duruyor şey. Ölüyor. Tamamen tümörü ortadan kaldırmak için bir şeyle daha muhtemelen beraber kullanılması gerekecek. Fakat yani tümörlerin şu anda çok büyüyen bir alanı tedavisinde tümör metabolizması. Çünkü tümörler acayip her türlü enerjiyi sonuna kadar kullanmak mecburiyetindeler. Yani enerji kaynaklarını devamlı istismar ediyorlar. Birini kapatırsanız başka birini açıyorlar. Eğer enerji kaynağını kesebilirseniz, beslenme kaynağını kesebilirseniz tümörün çok etkiliyor tedavi ve başarı oranını. Ve tabii buradaki moleküllerin, bu işte FAP4 örneğinde olduğu gibi, bazı diğerlerinin de burada etkili olması çok mümkün. Çünkü kanser de aynı hastalıklar kümesinin bir parçası. Yani şu anda şişmanlık, küresel olarak bakarsanız en önemli kanser tetikleyici risklerden bir tanesi. Dolayısıyla bu ilişkinin içerisinde mutlaka metabolik düzenin çok önemli bir rolü var. Yani mesela FAP4 gidiyor, onu kesersen bir kanser türüne geldiğini ortaya çıkıyor. Belki başkalarında da etkisi olacak. Başkası için belki oksijen kaynağını kesmek kesinlikle daha önemli olacak. Bir başkası için şeker kaynağını kesmek, bir başkası için mitokondrideki değişiklikleri düzeltmek gibi. Son derece enteresan. Bir reklam aramız mı var arkadaşlar? Yok mu? İyi, devam edelim. Evet hocam, ne kaldı? Ben derse bayıldım. Çok keyifli bir ders bu. Sen anlatmaya devam et. Evet. Tamam. O zaman bir de en son bir konu daha var. O da çok yeni bir şey. Madem ayrı bir konuya mı geçeceğiz? Yine mimariden bahsedeceğiz ama bu sefer daha çok ben ona mahallenin önemi diyorum. Yani mahalledeki komşularla... Ayrı bir konuya geçeceksek reklam arası vereyim, sonra kesmeden o konuyu gidelim. Tamam, olur. O zaman bir reklam için durayım, sonra kesmeden giderim. Şimdi
senin son bölümüne geldik. Bize anlatmak istediğin öykülerde, öykü derken bilimsel öykülerde, palavradan bahsetmiyoruz. Ama ben bunu böyle masal gibi dinliyorum çok keyifli bir şekilde. Şimdi sen hücrelerin bir de şeyini anlatıyorsun. Bir mahalle gibi görüyorsun bu metabolik, hücre içindeki metabolizmayı. Ne demek o mahalle gibi görmek? Nasıl mahalle oluyor hücre? Ya, genelde tabii yani bilim adamlarının, klinisyenler de dahil olmak üzere, yani ben de dahil olmak üzere, eğilimi basitleştirerek problemleri çözmeye çalışmak. Yani deductionism denen olay. Dolayısıyla bu yaklaşım biçiminde örneğin biz bir organı düşündüğümüz zaman, ben mesela bir saat karaciğer hakkında Başak. Konuştum. Sanki karaciğer hep aynı şekilde çalışan tek bir şeymiş gibi. Halbuki karaciğer karmaşık bir mahalle. İçerisinde karaciğer hücreleri de var. Bakkal var, manav var, Ayşe teyze her var, çeşit. Fatma teyze var, Ali amca var. İşte immünolojik hücreler de var, damar hücreleri var, birçok fibroblastlar var. Yani değişik hücreler var, yani değişik evler var. Karaciğere baktığın zaman tek bir şey değil aslında. Onun içinde bir sürü farklı fonksiyona sahip hücre var. Evet, bu hücreler arasında tabii önemli ilişkiler var. Aynı çeşit hücreler, mesela bizim genellikle yoğunlaştığımız, yani metabolik işleri, vazifeleri gören karaciğer hücreleri, yani hepatosit denilen hücreler. Bu hücreler arasında da ilişkiler var. Bununla ilgili yeni yaptığımız bir gözlem var. Çok ilginç o da. O da şu eski varsayımımızın yanlış olduğunu söylüyor. Biz karaciğeri diyelim ki bir strese maruz tutuyoruz. Bir toksin veriyoruz veya işte ağır bir gıda veriyoruz. Doymuş yağlar yağ veriyoruz. Şeker veriyoruz. Vesaire. Ve sonra karaciğerden bir parça alıyoruz. O parçanın içerisinde bazı sinyallere bakıyoruz. Halbuki o parça karmaşık bir şey. Ve oradan varsayıyoruz ki karaciğer hücrelerinin tamamı aynı anda işte bu stresi görüyorlar. Aynı anda cevap veriyorlar. Fakat bu doğru değil. Değil miymiş? Değil. Çok ilginç bir mekanizma. Hakikaten bu şaşırtıcı ama. Onu da ben şu 26. görsele gidersek... yani iletişimle stres arasında bir ilişki var. O da aslında yaşama çok benziyor. Çok benziyor. Yani mahalle dedikodusu var yani. Evet, mahalle içerisinde... Abi şeker geldi diyor mesela, o eyvah diyor birisi, öbürü yandık diyor ama bazen evet. Haberi olmayabiliyor. Evet ve bu haber ağı karaciğerde olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Yani ben burada iletişim vezi, yani metabolizmada mahallenin önemi diye açıklıyorum. Peki oradaki harabeler niçin? Ya bu harabeler bizim memleketimizden, evet. Yani Pergamon. Onu ben uluslararası konferanslarımda falan kullanıyorum çok. Bergama mı? Pergamon tıbbın doğduğu yerlerden biri. Bir tanesi, evet. İşte bu da Galen. Evet. İşte İzmir'in bizim memleketimizin tarihi zenginliğini gösteren bir şey. Yani onu da kullanmamın sebebi, bu adamcağız tabii 100. seneden bahsediyoruz yani ortak şeydeki. O zaman bir şey bilinmiyor yani. Hatta insanlar işte 4 tane şey vardır diyorlar. İşte kara safra, sarı safra, damarlarda gaz dolaştığını falan düşünüyorlar. Öyle bir dönemdeyken bu adam da diseksiyona meraklı. İşte hayvanları kesiyor, bir şey anlamaya çalışıyor falan. Yani o zaman mimari şeyinden etkileniyor ve o konsepti kullanıyor yani. Fakat tam anlayamıyor. Mesela karaciğer önemli bir besin kaynağı diye düşünüyor vücut için. Doğru yani aslında. Bütün mesela sentezlenen lipidleri, karaciğer şekeri, karaciğer büyük ölçüde sağlıyor vücuda. Yani bilmeden doğruyu buluyor. Bilmeden doğruyu. Ben de o örneği söylüyorum. Hem de mimariyi akla getirmek için, mahalleyi akla getirmek için bu görseli kullanıyorum. Memleketten de bir hava essin diye. Yani burada gördüğümüz işte normal bir mikroskopta, yani herkesin işte okullarda, fakültelerde bulunan bir mikroskopta, basit bir mikroskopta bu hücrelerin organizasyonunu görüyoruz. Yani hücreler içerisinde şey. Yani buradan dolaşım sisteminden diyelim ki işte gıda veya bir toksin sisteme giriyor. Bu stres hücreler birbirleri haberleşiyorlar. Nasıl haberleşiyor mu, haberleşmiyor mu? Nasıl haberleşiyor? Ne oluyor diye bazı basit sorular soruyoruz. Bir sonraki görsele geçersek arkadaşlar. Burada artık şeyin dozunu arttırıyoruz biraz da. Nasıl soracağız yani? Bu çok zor bir şey. Tabii zor. Yani buradan oraya nasıl haber gidiyor? Nasıl sorabiliriz bunu diye?
İşte bunu da benim aslanlarımdan bir tanesi böyle bir sistem kuruyor. Aslında bir tanesi değil, 4-5 tanesi ortaklaşa çalışarak, her biri bir ucundan tutarak çok ilginç bir sistem oluşturuyorlar. O sistemde de şöyle, yani bir grup hücreyi yeşile boyuyorlar. Hücrenin içerisine onları nerede olduklarını görebilmemiz için ve kimliklerini tespit edebilmek için kimlik kartı gibi yani yeşil bir... Yeşil karaca hücreleri. Kimlik kartı veriyorlar. Bu hücreleri değişik streslere maruz tutuyoruz. Ama donör olarak kullanıyoruz. Yani verici hücreler bunlar. Ve verici olduklarını bu kimliklerinden tespit edebiliyoruz. Bir tane daha sistem kuruyorlar. Bunlar da alıcı hücreler. Bunların içerisine bu hücreler stres ifade etmeye başladıkları zaman kızartacak onları bir işaret koyuyorlar. Yani bu hücrelerin yüzü kızarıyor gibi strese maruz kaldıklarında. Bunun içinde bir başka floresan bir işaret. Ama sadece strese girince. Sadece strese girince. Floresan harekete geçiyor. Normalde bu hücreler renksiz. Bunları ayrı ayrı yerlerde büyütebiliyoruz bu hücreleri. Bildiğiniz petri tabaklarında. Ondan sonra şöyle bir deney yapıyoruz. Bu alıcı hücreleri koyuyoruz. Bunlar renksiz yani. Kırmızıyı şey etmiyorlar. Bunların ortasına bu streslenmiş hücreleri koyuyoruz. Yani eğer buradaki amaç da acaba bu stresli hücreler etraflarındaki hücrelere haber verecek mi yani stresi? Hı hı. Çünkü bunlarda yok o stres. Bunlarda var sadece. Eğer doğruysa bu hücrelerin kızarmaya başlaması lazım. Bu da ve başlıyorlar. Deneysel sonuç yani mikroskopta baktığınız zaman şu alana bu çizim. Bu gereksiz yere heyecanlanıyorlar. Yani ektiğimiz yer şurası. Aha. Görüyorsunuz etraftakiler bir anda haberi alıyor. Haberi alıyor ve kızarmaya başlıyor. Hiç konuyla alakalı yokken strese giriyorlar. Evet. Yani bu hücre diyor ki kardeşim bende stres var ve o stresini yanındaki hücreye aktarıyor. Peki Gökhan, şimdi benim aklıma bir abuk sual daha geldi. Şimdi siz karaciğer hücrelerinin içine stresli karaciğer hücreleri koyarak orayı streslendirdiniz. Evet. Peki mesela bu stres oradan atıyorum pankreas hücrelerine, atıyorum oradan başka hücrelere tık 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 geçiyor olabilir mi? Olabilir. Evet, çok ilginç bir soru. Olabilir ve ona dair bizim yaptığımız değil ama başka grupların yaptığı bazı çalışmalar var. Yani bu stresin yayılma hızı nerelere gidiyor? Evet, yayılma ihtimali de var. O sinyalin gitme ihtimali de var. Ve bu çok çok ilginç bir konu. Yani bazen bu alarm sistemi faydalı olabiliyor. Yani mesela karaciğer yandaki hücreye diyebilir, kardeşim bak kötü bir şey geliyor, ben hazırlan. Haberler. Böyle de olabilir. Lüzumsuz yere stresi yayıyor da olabilir. Yani faydalı da olabilir. Zararlı yani pankreas uyarması faydalı olabilir. Ya ben belki de şeker olabilir. Yüklendim, sen hazır ol herhalde, senden evet. Daha fazla yardım isteyebilirim diye ama mesela böbreği uyarması, böbrek durduk yerde hiç alakası yokken strese girebilir. Evet. Yani her iki şey de var. Bunun da yine dengeli bir şekilde, hassas bir şekilde kontrolü gerekiyor. Bu koşulda, yani bu çalışmada onun ayrıntılarını koymadım ama galiba bir görsel daha olacak. Bir sonrakine de geçebilir miyiz? Bu koşulda bu dağılım zararlı. Ve bunun zararını da burada gösterebiliyoruz. Çünkü yani bunu göstermemizin sebebi, ayrıntılarına girmiyorum şimdi. Yani bu stresli hücrenin yanındaki stressiz hücreye haberi hangi kanaldan ilettiğini ortaya çıkarmayı başardık bu çalışmada. Ha, biliyorsunuz artık onu. O kanalı deneysel olarak kapatırsak karaciğer bu durumdan bu duruma dönüşebiliyor. Veya bu yağlanma düzeyinden bu yani yağlanma stres düzeyine... iyi bir şey değil karaciğerde. Bu durum için sadece. Yani bu durumda stresin yayılması faydalı sistemi hazırlayan değil, zafiyete düşüren bir reaksiyon haline geliyor. Bu da bize aslında çok basit bir gözlem. Fakat şunu söylüyor, yani bu hücreler arasındaki haberleşme ağının, iletişim ağının, yani biyolojik anlamdaki basının doğru çalışması gerekiyor. Geçim o haber... değil, bu dedikodu. yani dokuya bu kadar tahrip verebiliyor. O stresin yayılması, kötü iletişim olması. Yani kötü gazetecilik toplumsal dengeyi bozabiliyor, toplumu aslandırabiliyor. Türk toplumunda niye bu halde olduğunu belki daha iyi anlatan bir örnek oldu. Karaciğer gibiyiz maşallah.
Evet. Burada da tabii şimdi anlamaya çalıştığımız şey, yani yolun ne olduğunu ortaya çıkardık ama o yoldan geçen sinyalin ne olduğunu bilmiyoruz hala. Yani o hücre hangi maddeyi kullanarak öbür işaret yolluyor. Onu bilmiyoruz. Yani. Telefonla mı, telegrafla mı, evet. ne yapıyor bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. O çok biliyoruz ki haberleşiyorlar. Sadece. Haberleşiyorlar. O zor bir soru. Yani ortaya çıkarması belki de hiç başaramayacağımız bir şey. Uğraşıyoruz yani. Başarırsınız. Fakat o da ilginç bir şey olacak. Yani sen hangi başaramazsın, maddeli... talep edilin. O başaramaz, onu talep edilen birisi. Veya başka birisi. Bu yayını okuyan birisi. Yani, o yola girilmiş bir kere. Peki şimdi mesela senin anlattıklarından sonra insanlara şöyle bir izlenim oluşuyor. Ya bu Gökhanlar bir gen bulacaklar abicim. O gen tedavisiyle biz ne şişmanlayacağız, ne diyabet olacak. Böyle mi bu iş? Yani bir genle bu mesele çözülebilir mi? Hayır. Ya ben çözülebileceğine inanmıyorum. Tabii bazı çok önemli genler var. Yani onların önemini azaltmak amacıyla söylemiyorum. Bizim de üzerinde çalıştığımız önemli genler var. Binlerce laboratuvarın üzerinde çalıştığı başka önemli genler de var. Yani ne bizim çalıştığımız konular en önemli, ne de bizim çalıştığımız moleküller en önemli diye bir söylemde bulunmak doğru olmaz. Fakat tabii sistemin içerisinde bazı birleşme noktalarında, yolların kesiştiği yerlerde hakikaten önemli görev yapan mekanizmalar var. Yani mesela FAP-4'dan bahsettim. Ben bunun gerçekten çok merkezi bir hormon olduğunu düşünüyorum. Mesela insülin gibi, glukagon gibi metabolizmanın anlaşılmasında çok önemli rol oynayacak. Yeni kontrol devrelerini anlamamızda önemli rol oynayacak ve insanlara belki faydalı bir hizmet sunmaya yarayacak bir molekül olarak düşünüyorum. Doğru muyuz, değil miyiz göreceğiz. Fakat bu durumda bile... Peki mesela senden önce bu FAP-4'ün, FAP-4'ün ya da bu önemini anlamış kimse var mı? Yoksa bunu ilk defa siz bu kadar detaylı incelediniz? İlk defa biz bu kadar inceledik. Zaten bu da aslında bir tanesini gösterdim. Aynı sene yani. Birinci seneye yaptığımız ikinci yayın. Yani bizim laboratuvarımızın kurulduğunun ilk senesinde biz iki tane yayın yapmıştık. Bir tanesi bununla ilgili. O Science dergisinde yayınlanmıştı. Bir tanesi de immünometabolizma ile ilgili. O da Nature dergisinde yayınlanmıştı. En saygın iki dergide yayınlanmıştı. Yani ilk başlangıcımız, diyorum ya, çok şanslıyız yani biz. O zaman çok parlak çocuklar, yeni laboratuvarlara parlak insan çekmek imkanı zordur. Evet. O zaman mesela şansımız çok yaver gitmişti. Biri MIT'den, biri Brandeis Üniversitesi'nden çok parlak iki genç çocuk bize katılmıştı. Bunlar çok çalışkanlardı da. İşte beraber çalıştık, şansımız yaver gitti. Güzel oldu. Şimdi... Bunları bitirdik. Konuyu hemen bitirdik. Biraz daha başka daha anlatacağım bir şey var mı? Hayır, tek şunu kapatayım. Yani her şeyi çözecek bir iğne, bir ilaç olup hiçbir şey yapmadan yaşayabiliriz diye bir beklenti yanlış. Yani bunu ben beslemek veya desteklemek istemiyorum. Yani mutlaka insanın çaba göstermeye devam etmesi gerekiyor. Yani sistemin çünkü tolere edebileceği bir şey var, edemeyeceği şeyler var. Yani o yüzden aktif bir hayat önemli, evet. Beslenme önemli, evet. Çevre koşulları önemli ama bunlar da sizinkiler de yanlardan destek olacak ama bu %100 bir çözüm değil, doğru da değil belki o %100 çözüm. Evet. Ben öyle düşünüyorum yani. Peki şimdi öğrencilerden bahsettim, biraz da gençlere destek olması açısından. Bu işi yaparken bir motivasyon bilimsel açlık, bir motivasyon merak duygusu. Peki mesela bu işte para var mı? Mesela gençler bu işe girdiği zaman mesela bir asistan girdiği zaman işte bahsediyor mesela MIT işte. Bu MIT'ye giden çocuk belli ki dünyanın en zeki çocuklarından bir tanesi. Bitirdiğine göre en zekilerden daha zeki, doktorasını yaptığına göre bayağı bir çalışkan ve aklı başında bir çocuk. Bu işi yaparak zengin olunuyor mu yoksa bu işi yaparak keyifli bir hayat mı sürülüyor, bir yandan da iyi de geçiniliyor mu? Nasıl oluyor bu iş? Ya o her ikisi de mümkün. Şöyle söyleyeyim. Ha çünkü MIT ve Harvard'da mesela bunu yatırıma dönüştürüp parasal şey yapma imkanları çok fazla bildiğim kadarıyla. Yani öyle bir yolu tercih ederseniz ki MIT çok güzel bir örnek yani. Yani MIT'nin ürettiği teknolojiye ve finansal geri dönüşüme uğrattığı toplam hacim G20 düzeyinde. G20'de. Yani bu kadar büyük bir endüstriyel devinimin tetikleyicisi olabiliyor. Evet.
Tabii her bilim insanı böyle bir yolu tercih etmeyebilir, edemeyebilir. Edemeyebilir. Burada biz bazı uygulamaya yönelik fırsatlardan bahsediyoruz. Bazı laboratuvarların bir yaşam süresince bu ortaya çıkmayabilir. Fakat şunu unutmamak lazım. Yani ben, yani bilim insanlarından istenen dünyada yani evrensel bilimin değer olarak biçtiği, performans kriteri olarak kullandığı şey bir, ahlaklı olmanız, iki, çok çalışmanız. Bundan başka bir şey yok. Yani aslında bilimsel hayatta ayakta kalmak için, başarılı olmak için başka bir performans şeyi kullanılmıyor. Ve bunlara sadık kalıp ben yani açık kalmış bir bilim insanı tanımıyorum. Dolayısıyla bu güzel bir şey yani. Çok ayrıcalıklı bir hayatı yaşarken orta halli rahat bir şekilde hayatı sürdürmek mümkün. O yüzden bilimin hakikaten çok güzel bir seçim yaşam tarzı olarak da, yaşam güvencesi olarak da iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Diğer yani para ve finansal çerçeve dışındaki katkılarını bahsetmesek bile. Biyomedikal alanda tabii inanılmaz fırsatlar var. Ve aslında belki burada bizim ülkemiz için de ne kadar önemli olduğunu vurgulamak lazım. Yani bunu ben de her seferinde söylüyorum, birçok insan da söylüyor, devlet de söylüyor, iktidarımız da söylüyor, bakanlar da söylüyor, gazeteler de söylüyor. Ya aslında üzerinde anlaştığımız bir konu var. Bilim bizim için çok önemli. Geleceğimiz için çok önemli. Ekonomik sağlığımız için çok önemli. Evet. Dünyanın neresinde durduğumuz için, duracağımız için çok önemli. Bunu dolayısıyla mutlaka destekleyip canlı tutmamız, hayata geçirmemiz lazım. Bir de dünyadaki yani büyük devletlerin diyelim ki G20 ülkelerine bakın. Yani bu ülkelerin toplam bütçeleri içerisinde aslında bilim küçücük bir damla. Yani savunmaya ayrılan, başka konulara harcanan paralara bakılırsa, aslında bilimi destekleyen, araştırmayı destekleyen bütçeler küçük göreceli olarak. Dolayısıyla bir... Ama ülkelere katma değer olarak dönüşü çok daha büyük. Çok büyük, tabii. Çok büyük. Yani bugün bir teknoloji, yani bunun çok örneği veriliyor, tekrarlamaya gerek yok da. Yani bir başarılı olan teknoloji veya bir ilaç veya bir uygulama, yani bir ülkenin bütçesine eşit geri dönüşüm yaratabiliyor. Yani yaratır, yaratmaz ama bu süreç gerçekleşirken... Bunun içinde olmak lazım. İçinde olmak lazım. Hesaplanmayan çok şey de çıkıyor. Yani her şey bir hedefe kilitlenelim ve onu üretelim, o zaman başarı olur değil. Değil, hayır. Yani bunun çok örneğini biliyorsun. CERN'in iyi örneği bunun yani. CERN'de yaptıkları bambaşka bir şey. Aynen. Ortaya çıkan verilere bakıyorsun, mutfak aletlerinden aynen, internete aynen, kadar tabii, her tarafta hayatımıza başka şeyler kazandırıyor. Aynen. Yani bir insan zannediyor ki orada bir hadron çarpıştırıcısıyla işte Higgs bozunu bulma açılımı için trilyon dolar yatırım. Hayır değil. Oradan işte internet çıktı, oradan o çıktı, bu çıktı, mutfaktaki kullandığımız şeyden evimizdeki bir sürü şeye kadar teknoloji çıktı. Bir yandan onu yapıyorlar. Evet, çünkü şöyle bir yanılgı var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de var, Avrupa'da da var, her tarafta var. Yani uygulamaya yönelik araştırma. Ben buna inanmıyorum açıkçası. Ya benim kanaatim uygulamaya yönelik olmayan bir araştırma yok. Sadece zamanı gelmemiş olabilir. Yeterince yaratıcı henüz olmamış olabiliriz. Ama uygulamaya dönüşümü olmayan bir bilimsel gelişme yok. Dolayısıyla bu konuda seçici davranabiliriz tabii. Ama bunu bir kriter olarak kullanmamak lazım. Ben size bahsettim. Mesela sinekte bulunan bir şey inanılmaz bir kanser tedavisi ortaya çıkartabiliyor. Mayada bulunan bir şey hayatın gizemleriyle ilgili çok önemli bir şifreyi çözmemizi sağlayabiliyor. Hiç yani alakası olmayan bir sorudan müthiş uygulamalar çıkabiliyor. Yani o süreç içerisinde insanların serbestçe merak ettikleri, ilgi çektikleri, gizemli soruları karıştırmaları, çözmeye çalışmaları, anlamadıkları, ummadıkları şeyleri görmeleri gerekiyor. Doğru şey diyorum, bilgi pornografisi. Çünkü öyle, eğer bunu ben mesela yine öğrencilere anlatırken şöyle anlatıyorum.
Yani biz bilim çok stresli bir konu. Aslında bu konuda mesela Michael Green diye bir UMass'da bir şey var. Onun yazdığı çok güzel bir makale var. Yani öyle stressiz bir hayat falan beklemeyin diyor. Yani bu stresli bir hayat çünkü yaptığınız işler çalışmıyor. Yani çalışmayınca düş kırıklığı yaratıyor. Düş kırıklığı stres yaratıyor. Ya da sen çalışırken başkasının onu yaptığını görüyorsun birdenbire. Evet. Yani bu devamlı bir düş kırıklığı kaynağı. Fakat onu çözmenin, onunla yaşamanın yöntemleri var. Yani birincisi bu stresi idare edebilmek için deneylerin, başarısızlıkların, çalışmayan şeylerin size ne söylediğini duymak lazım. Ancak o zaman büyük buluş yapılabiliyor. İşte büyük sporcu, büyük bilim adamları böyle oluyor. Yani hatalardan ders alma, sürekli bir çalışma, rekabetten kaçmama, rekabetten keyif alma, o stresi iyi yönetme. Yani o olgunluk tabii zamanla geliyor. İşte hiçbir şey gökten inmiyor. Bu da ben mesela şimdi biraz daha olgun bir dönemindeyim bilimsel hayatımın. Şimdi biraz daha farklı görebiliyorum. Biraz daha tolere edebiliyorum. Gençken biraz daha heyecanlı oluyoruz. Bir de galiba işte o senin hücrede gösterdiğin mahalle ortamı var ya, o mahalle ortamı da önemli. Doğru. Etrafında insanların kendi gibi. Yanında kim var? Evet. Yani hep üzerinizde başka bilimsel gözlerin olması güzel bir şey. Aynı koridorda birisi de başka bir araştırmayı çok başarılı yürütüyorsa o seni de motive eden bir şey. Onunla konuşmak, onunla sohbet etmek. Yani bir de çok güzel bir şey var. Biz belki son şey şu görseli, 25. görseli 25. arkada bırakalım. Yani burada aslında çok çarpıcı bir şey var ya. Sevgili Altaylı, şu bizim mahalleye bakar mısınız? Şahane bir mahalle. Her milletten var. Her milletten insan var. Yani bilim bir kere Arnavutluk'tan birisi var. Ya evet. Yani işte Yunanistan'dan var, Arnavutluk'tan var, Kanada var, Kanada var, İsrail var, Tayvan var, Finlandiya var. O Tayvan mı alttaki? Evet. Kanada'nın yanındaki. İşte Finlandiya var, Almanya var, İngiltere var, Amerika var, Japonya var. Kore var, her şey var. Almanya. İşte çok, şey yani bu kadar değişik kültürlerden, değişik dinlerden, değişik adet ananelerden gelen insanların hepsi bir kere bir araya gelip çalışabiliyor. Bu çok müthiş bir şey. Bunların hepsinin tabii başka şeyleri var. Burada işte kardiyolojist de var, kimyacı da var, moleküler biyolog da var, cerrah da var. Yani değişik değişik düşünen, perspektifi farklı. Bu bir tek bizim şey. Yani küçücük bizim merkezimizdeki zenginliğe ve çeşitliliğe bakın. Ben de geliyorum. bunu açarsanız, mesela işte koridora, binaya, mahalleye, yani etrafta çok hareket olunca bu işte yaratıcılığın kaynaklarından bir tanesi. Öğrenme imkanının, eleştirilme imkanının olması. Peki Gökhan, son bir şey soracağım şimdi. hem sen demeyeyim ama mesela Sabri Ülker Vakfı bu Harvard'daki yatırımıyla ilgili zaman zaman görüyorum, bazıları eleştiriliyor. Kardeşim, Türkiye'de niye bu yatırımı yapmıyorsun? Bu araştırmalar niye Türkiye'de yapılmıyor diye. Niye Türkiye'de yapılabilir mi bu araştırmalar? Yoksa orada olmanın başka bir anlamı, başka bir sağladığı avantaj mı var? Nedir o buradaki mesele? Yani pek çok bilim adamı, dostumuzun, arkadaşımızın, işte ne bileyim aklımıza en bildiğimiz Nobel ödüllü hocamız, ondan sonra Mehmet Toner. Hep dışarıdalar. Bu niye öyle? Yani Türkiye'nin ortamında mı bir şey var? Ne var? Ne eksik? Ne fazla? Bunlar yani bence birbirinin alternatifi değil. Yani burada olsun, orada olsun, burada olmazsa. Yani her yerde olabilir. Ve tabii ki bizim ülkemiz genç bir ülke. Bilimsel geleneklerimiz daha oturmuş değil, daha yeşil biraz. Bunun olgunlaşması, meyveye dönüşmesi için biraz daha zaman, bakım, özen göstermemiz, çalışmamız lazım. Aynı şey kritik kütle için. Yani bizim işte Cumhuriyetimizin ilk yıllarında bir avuç dolusu doktora düzeyinde insanımız vardı. Şimdiye bakın, bu muazzam rakamlara ulaştı. Dolayısıyla birbirinin alternatifi değil ve benim kanaatim, Sabri Ülker Merkezi gibi yerlerden daha çok olması gerekir dünyada. Bütün dünya memleketleri çıkarlarını bu tür köprüler oluşturarak, bu tür networkler oluşturarak koruyorlar. Ve bunun, yani benim şahsım dışında, tabii benim için çok önemli bir şey bu.
benim hayallerimin gerçek olması için bir yol oluşmuş vaziyette. Olur olmaz bilmiyoruz. Fakat onun ötesinde de bütün dünyada bir kere bizim markamızın, yani Türkiye'nin geleneklerinin, Türk bilim insanlarının yaptıklarının bir marka haline gelmesi için çok önemli bir şey bu tür girişimlerin olması. Bu, yani Türkiye'nin o kadar lehine olan, bence de, Türk bilim insanları için örnek teşkil eden... Harvard'da mesela Koç'un da desteklediği... Tabii, çok önemli yani bunlar. Ve devletimiz de bunun bilincinde. Yani onun da hakkını vermemiz lazım. Hatta ben her yerde anlatıyorum. Yani Dışişleri Bakanlığı büyük elçilerini topladığı bir toplantı yapıyor her sene. Hı hı. İki sene önce bu toplantıyı, yani büyük bir nezaket gösterip beni davet ettiler. Ankara'da yapılan. Ben mesela bundan muazzam bir memnuniyet duydum. Duymamın sebebi de şu. Yani diplomasinin en önemli araçlarından biri bilim. Ve bu o kadar güzel bir platformda gelişiyor ki hiçbir kavga dövüş olmadan. Bu tamamen pozitif desteklenmesi gereken ve bizim iç dünyamızda dış dünyanın ilişkilerini de çok olumlu etkileyen bir şey. Dolayısıyla bu birbirine alternatif değil. Türkiye içerisinde de bilim üretilebilir, üretiliyor. Türkler evrensel olarak başka yerde bu bilim üretimine katkıda bulunabilirler. Bulunmalıdırlar zaten. Yani mutlaka evrensel ağın parçası olmamız lazım. Yani yerel, evrenselin tersi değil. Evrensel, yerelin düşmanı değil. Bunlar birbirini tamamlayıcısı. Bilim için birbirini tamamlayıcısı diye düşünüyorum. Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum. 2 saat vaktini aldık. Değerli vakitinden 2 saat bize ayırdın. Şimdi de koştura geleceksin. Her geldiğinde bekleriz. Sağ ol. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Ne demek? Sevgili Fatih Altaylı. Yani bu programı yaptığınız için de ben size teşekkür ederim. Beni de çağırdığınız için ben teşekkür ederim. Bunları duymaya bence çok ihtiyacımız var. Bunların da yayılması lazım. Yani belki çok heyecanlı, biraz sıkıcı hikayeler falan ama bunun gündemde olması çok güzel bir şey. Yani. Çok güzel bir şey. Benim için keyifli. Muhakkak benim gibi birkaç kişi daha vardır memlekette. zaten memleketlerde milyonlarca insan bir yere gelip kurtarmıyor işte. Yani bir tane. Yani bunu izleyen atıyorum 100 bin çocuk varsa onlardan bir tanesi 20 sene sonra Gökhan Otamışlı Gil gibi olacaksa zaten biz işimizi yaptık demektir. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çabaların, emeklerin, Türkiye'ye kazandırdıkların, bilime kazandırdıkların için inşallah senin gibi örnekler arkandan böyle bir çoğalarak artar. Sağ ol. Çalışmalarında kolaylıklar, başarılar. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bu akşam da Gökhan Otamışlıgil'i konuk ettik. Türkiye'nin yüz akı bilim insanlarından bir tanesi. İnşallah ileride sayıların arttığını, her taraftan pıtrak gibi çıktıklarını görürüz. Yeni Gökhan'ların, yeni Mehmet'lerin, yeni Aziz'lerin her taraftan. Hepinize iyi geceler. Yarın akşam spor programında görüşmek üzere. Bilimden spora. Bu da bir acayip bir şey ama yapacak bir şey yok.